Adem'i dölleyip vücuda çıkarıyor. Adem'i de dölleyip çıkarıyor. Tabii. Öyle demiş miydik o zaman? Yani dememizsek eksik olmuştur. Şöyle diyeyim. Vücut alemlerini döllüyor. Ayrı bir özellik. Adem alemleri döllüyor ama Adem alemleri vücud ilimli olduğu için onun da vücut sahasına çıkarmasına böyle bir dölleme özelliği var. Burada Adem alemlerini imamı mübin olarak mı düşünmeliyiz abi? Ya da ona hani şey yapalım ya. Leyf-i İmamı mübin ve kitap mübini bir şey yapabiliriz. Çünkü o konu değişir ortadan. Leyf-i Mahfuz bir tane şeyimiz var. Bendeydi mesela. Yani Dima'lı Leyf-i Mahfuz'un ilişkisi. Bizim şimdi en son derste de şöyle yaptık. Bir peygamber kıssaları ile Dima'nın ilişkisi. İki alemi emirle, değil mi? Emir alemiyle Dima'nın ilişkisi. Tekvinle, bu bunun şey senindir değil mi? Yani onun. Tekvinle, tekvinle olan ilişkisi. Yani Dima'nın tekvinle ilişkisi. Yasin 20. sözde evet. Peygamber kıssaları ile Dima ilişkisi. Harun ve beraberdi ikisi olacaktı. İkisi. Ondan sonra Leyf-i Mahfuz'un Dima'yla ilişkisini ben demiştiniz. Dünya ile Dima ilişkisi de cevabı. Evet. Yani mesela üçüncü dersteki hulasayı hatırlarsanız, hatırlamak çünkü yoksa belirli bir aşama oraya varmak için olur şimdi. Tabii, yazık olur. Mesela birinci dersi dinledikten sonra ikinci ders olsa harika olur. İkinciyi dinledikten sonra üçüncü dersin kritiği yani kırganlığı 18 bin alemin koridoru değil mi? Öyle bir altı yol kavşağı 18 bin alemi dölüyor. İmam beslenmeler konusuna girdik abi hülasata. Bir de vücut tarafından beslenmesi, vacip tarafından beslenmesi, Adem'den beslenmesi olarak üç konu üzerine değindik. Vücut. Vücut, vacip, Adem. Vacip konusunda biz hani yine vücut dairesinde Leyf-i Mahfuz var, Şazam gibi düşündüğümüzü söyledik. Siz dediniz ki abi, hayır bizatihi vacipten beslenebilir dimah dediniz. Evet. Ondan sonra abi, Adem alemlerinden beslenmesinde yine Adem'den vücuda çıkarmak olarak düşündük onu da. O şekilde konuştuk. Ben o yüzden şeyi sordum size. Hani oradaki Adem alemlerinden kasıt neyi düşünmemiz gerektiğini konuşmadık. Yani Adem'in ne olduğunu konuşmadık. Hani ben o yüzden sordum biraz önce size Adem olarak imam mübin mi düşünmeliyiz diye. Girdi abi. Vücut alemlerinden hani 18 bin alemin sizi ergenlik konusuna girdik abi. O ergonun konusuna girerken de döllenmeyen dölleyemez dedik. Döllenmesi için 18 bin alem tarafından döllenmesi lazım. Yani insanda bir ayet örneği verdim. Allah diyor biz iki çift olarak yarattık ya da çift çift olarak yarattık. Mealinde bir ayet okudum abi burada. Bu hani işaret-i lücazdan girdik buraya. İki başlıdan girdik. Sonra ergenlik konusuna girdik. Bir bağ olduğunu. Rüşt ve buluğa anlatmıştınız. Rüşt ve buluğa girdik orada. Döllemeyenin, hani döllemek isteyenin, yani nesli devam edecek için ya da döllemek isteyenin önce döllenmesini gerektiğini, 18 bin alem tarafından döllensin, 18 bin aleme bir koridor olsun ki o şekilde dölleyebilsin. Yani üst baştan döllenmeyen, alt baştan döllenemez şeklinde. Burayı da bu şekilde konuştuk abi. Hülasaten yani bu son yarım saatimiz bu şekilde geçti dersin. Ondan öncesini ben diğer iki dersi hülasa etmiştim. Bir de şey. Adem alemleri Dima'da, Dima Adem alemlerinde döllüyor. 18 bin alemi de döllüyor. Bu dördüncü dersimizin de ilk mukaddemi söyledim. Aynı zamanda Adem alemleri Dima'da var. Adem'den çıkartıyorsa tekvin gibi olmuyor mu? Dima'da da var. Evet. Abi Adem alemlerinden çıkartma tarafıysa tekvine benziyor değil mi o zaman? Evet. Bu Adem alemlerini bir şey mi düşüneceğiz abi yoksa... Mesela diyelim ki benim için gelecek şu an için kayıp. Kayıp olan bir şey değil, için Adem. Adem olamaz. Vücut alemleridir. Evet. İmam-ı Mübin'dir. Tabii. Leyf-i Mahfuz olan daha ayrı İmam-ı Mübin'den. Çıkmamış olanları da çıkartan bölüm. Evet. Yani şöyle bir özelliği var. Bak şimdi. Şimdi 18 bin alemi döllüyor mu? Dima. Dölleyebilmesi için döllenmesi lazım. Vahiy. Tamam, vahiy.
vahiy insanların anladığını zannetmiyor. Vahiy başlı başına bir konudur. Yani birisi kolunu sallaya sallaya ben Cebrail'im al şunu. Surete böyle anlatılıyor da böyle değil. Tamam mı? Mesela vahyin ilk mukaddemesindeki sıkması. Araya vahyettik demesi. Araya vahyettik demesi. Ve şuuru kainatın ruhudur ve aklıdır diyor şu lemaları çok evet, saltada. Evet, şey Kur'an için. Vahyi Kur'an diyor. Vahyi Kur'an'ı. Şuuru kainatın şuurudur. Estağfurullah, kainatın ruhudur. Ruhu kainatın ruhudur ve aklıdır diyor abi. Evet. Ruhudur diyor vahyi Kur'an. Nasıl olacak yani? Bir de yani vahiy ilk muhatap olduğu için, vahiy ilk muhatap olduğu zaman muhatabiyet zahirde alıyor. Bir şey yükleniyor. Ona bir şey yüklüyor. Tamam mı? Üstü açılıyor sıkmaya. Aslında var olanı ayan ediyor. O. Mesela ama zahiri bu kesinlikle bilinmesi lazım. Zahiri helal, haram. Usul yolumuzun dışında zerre kadar bir inhiraf, ilerideki korkunç bir dalalet bataklığına gider. Masum gibi gözükürken korkunç cinayet olur. Yani usulde yürürken zerre kadar inhiraf etmeyeceğiz. Edilmemesi lazım. Usulde. Usulde. İlmi usulü din ulemasının akaid hakkında ve alemler hakkında söylediği o taşlarda yürüyeceğiz. Onlarda zerre kadar bir inhiraf, ileride, fazla ileri değil, çok kısa bir ön sonra, yani masum gibi gözükürken, korkunç bir dalalet bataklığına götürür. Hiç şansın yoktu. Bunu Murat Dursun'a derdim. Hani var ya bir söze. Abi böyle böyle, hayır dur orada. Zahiri aynı kabul et, aynı kabul et, tamam. Bu böyle ama hafife alma. Bu hafife alanlardır Hallacı Mansur olanlar. Muhyiddin Arabi olanlar. Yani onu kışır görüyor, onu lük görüyor. Tabii. Mesela diyelim ki öyle bir hal geldi ki kendi evradını namazdan emniyeti görmeye başlıyor. Yani bir sohbeti kendi iç murakibesini küstün görüyor. Oysa peygamberliğin en büyük sıfatlarındandır. Yani masum gibi dururken o inhiraf asla masumiyeti yoktur. Yani mesela Risale-i Nur'da da, nurculukta da öyle. Zerre kadar sadakattan fiilen zerre değil, dağlar kadar inhiraf edebiliyorsun. Sadakat yapamıyorsun fiilen. Olabilir bu, insandır. Fakat itikaden zerre kadar inhiraf masum değildir. Korkunçtur o. Namazı kılmaya kafir olmuyor ama Allah'a biraz inanamıyorum desen kafir olursun. İman esaslarında zerre kadar bir inhiraf masum değildir. İslam esaslarında dağlar kadar inhiraf masum olabiliyor. Oruç tutmayabiliyor. Şüphe veya inkar diyor. Evet, tamam mı? Yani şimdi şey diyeceğim. Dima üç yerden besleniyor. Vücut alemlerinden, vacip alemlerinden, Adem alemlerinden. Adem alemleri vücut ilmine perde olmuş bir unvandır, zeminsiz zemin. Şimdi nereden girdim bu inhiraf? Şu dört tane ismi asla elimizden bırakmayacağız ki hükmünü biz inhiraf etmeyelim tefekkürünü. Huve levelu ve lâhiru ve zahirul bâd. Mesela zahir neyse aynen doğru budur. En sağlam doğru zahirdir. Yani şahadettir. Ta o alemleri belirleyen bu olduğu için cennet bile buna muhtaçtır ve buraya geldi. Bu alemsiz, o alem bilinseydi insan gelmezdi. Adem'de vücut bilinmiyor, vücuttan Adem'e gideceğiz. Evet. Dimadan şeye gideceğiz. Gideceğiz. Şimdi nereye kazıyorum biliyor musun etrafını? Şimdi vahiy zahirde, ilim zahirde, bize yükleniyor. İlim alıyoruz. Bu böyle doğrudur. Bu zahir böyledir. Batın ise alınanla içeride uyandırılandır. Ki bu Kur'an'dır.
Bu Kur'an budur. Bizim Kur'an'ımız. Bizim Kur'an'ımız. Oku kitabı bu. Çünkü kütüphanedeki Kur'an Musaf'tır. Alınanla sen de uyanıldırılan ki lügatta da bakarsanız lügat seviyesine indirilmiş bu mana. O kunandır Kur'an demek. Ha, biz ne yapıyoruz biraz? O okunup sende uyandırılandır, uyanandır. Enfüste açabildiğiniz. Bu İmam-ı Mübin gibi gözüküyor. Şimdi şu bunu bitireyim. Şimdi insan bu kainattan öncedir ya. Evvel ismiyle. Çekirdek, evet. Meyve, ahir. Ağaç, zahir. Sistem, batın. Şimdi hakikat-ı Muhammediye cihetiyle kainatın çekirdeği aslisi ya insan. Değil mi? Kainattan önceyiz. Kainattan önceysek bu tarafımızın içerisinde 18 bin alemin içinde bulunan alemsizler de var. Adem. Adem alemleri. Adem alemleri 18 bin alemin içinde mi dışında mı abi? Dışında. He? Dışında. Benim alemimde yok ama abi. Orada dışında. Dedik de bir daha bir konu, yani öyle midir? Yok. 18 bin alemin birisi değil midir Adem alemleri? Ustad Adem için ne diyor? Adem mi bırakıyor, alem mi diyor? Adem alemleri diyor. Alem diyor. Alemse içinde girmiş gibi oluyorsun. Bak şimdi, mektubatta geçiyor ya. Şimdi Ustad Adem. Adem'den diyor, böyle dediği var. Adem dediği var, Adem alemleri dediği var. Adem'de bile meratip var. Adem alemleri alemlerdedir. Adem ise alemlerde değildir. Vücut kainatları hadsiz Allah Adem alemlerinin daireyi ilme mi koymuştur? Evet, abi? Evet. Alemdir çünkü. Çünkü mektubatta da öyle diyor. Diyor ki, vücud-i ilmiye perde olmuş bir unvandır. Vücud-i ilmiye. Yani ilmin gözüktüğü perdesiz perde, zeminsiz zemin. İlim orada gözüküyor. Varlık oraya çıkıyor. Orada çıkıyor. Orada gözüküyor. Şöyle diyeyim, iyi dinleyin. Bu noktada tam gelmiş yeri. Çünkü her zaman diyemiyordum bunu. Şimdi tam gelmiş. Dikkat edeceğim kelimeme. Ad kelimesinde bir saray varmış. Sarayın içinde şehir var. Şehrin içinde memleket var. Memleket içinde alem var. Bu saray nerede? Şimdi. Adem'de. Adem. Ama bu şey İmam-ı Mübin benim ya alemimde o, olmayan. Aslında. İmam-ı Mübin kitabımdan çık. Çünkü tamam. Vücut alemleri o. Bu değil işte. Değil o. Vücut alemleri o. Ya bu söylediğiniz değil ama işte. Değil tabii. Bir daha onu bir niye Adem başlaşıyor abi? Niye Adem oldu? Yani Adem olmadı. Adem'i sokma Adem. Yok yok saray Adem'dir. Adem'de dediniz ya. Ya şimdi bak bu sarayı nereye koyacaksın? Mekan, bütün mekanın varlığı, alemleri. Bak bir saray var. Sarayın içine şehri koyduk. Şu binayı düşün. Ya, ayna gibi değil mi? Bu aynanın içinde bu var gibi oldu. He. Ayna Adem oldu. Peki tamam bunu nereye koyacaksın bu sarayı? Mekansız bir mekan lazım. Mekan içinde. Bunun dışında bir mekan yok. Hepsi burada. Saray var. Ya, o zaman o Adem'e de saray dedi. Niye? Hayır. Saray Adem'de. Saray Adem değil. Tamam, değil. Saray Adem değil. Tamam ben öyle gibi. Yok. Bunu nereye koyacaksın dedim yani bu saray. Bak bir saray düşün. Tamam. İçine Zeytinburnu şu dershaneyi düşün. Bu dershanenin içinde Zeytinburnu şehir ilçesi var. Bunun içinde Türkiye var. Bunun içinde dünya var. Bu bina nerede? Bir saray var. Sarayın içinde şehir var. Onun içine tekrar. Şehrin içinde memleket var. Memleketin içinde alem var. Bu nerede peki? Adama sormazlar bu. Bu nerede? Bu mecul oluyor değil mi abi? He? Bu mecul mü? Mecul'deki adam. Bu saray. Ha. Hayır. Bu saray mecul değil. Bu insandır. Ama şöyle. Mecul'deki nurdur. Bu saray. Ama vücuda gelmemiş. Saray dediğin anda mecul'da da koyamıyorsun. Varlık çıkmış şah. Oluyor bu tarafa. Çıkmış oluyor gibi gene kıvranıyorum yani. Tamam. Yani şimdi şeyi anlatmaya çalışıyorum. O saray her şey içindeyse bu saray nerededir? Adem'dedir. Mana oldu bir tek. Tamam.
Mecul'un iki yönü vardı böyle, mecul. Bu mecul, yuvarlak. Allah'a bakan yönü, mana. Vücud harici, koridor gibi bir şey yani. Nur, Allah'ın nuru semavat vel ard. Yani buradan yaratılmış her şey. Allah'ın nuru semavat vel ard, buzun suyu, Allah'ın nurudur. Buza su neyse, Allah'ın nuru varlığa öyledir. Nur buz yani. Tabii. Yo yo. Su. Su. Yani buzu düşün. Varlık da buz oluyor. Evet. Şeyler yaratılmışlar. Varlıktır, vücuttur. Ama nur da onun suyudur. Yani buzun suyu neyse varlığın suyu da Allah'ın esması ve nurudur. Nur program gibi miydi? He. Şimdi bu saray Adem yeri gelmişken Adem'den. Şimdi bu sarayın şeyi Adem, efendisi yukarıda. Adem de orada tekvin sıfatına bakıyor değil mi? Tekvin. Oradan geliyor. Çünkü kudret de vücuda bakan gönüdür Allah'ın sıfatından. Tekvin ise kudretin de arkasındadır. Onun için tekvin Adem'e bakıyor. Rüştü oluyor değil mi abi? He? Rüştü oluyor oradan. O rüşt tekvin yani şey oluyor. Evet oradan. Mesela durup dururken adam bu on pat diye bir gecede veya bir gündüz hemen bulu çağına giriyor. Bir anda bütün her şey değişiyor. Sanki o çocukluk dönem Adem sanki. Hani Adem'i yaşatıyor. Adem haleti yani. Her şey var, hiçbir şey yok onun dünyasında. Adem'den vücuda çıkıyor. Adem'den bu da hissiyatın Adem'den vücuda çıkışı demektir. Rüşt. Evet. Mesela bulu çağına gelmeden ki bir haletle bulu çağına gelince bir anda alemler değişmesi vücuda çıkmış gibidir. İyi dinleyin. Bu normal hayvan insanda aynı. Şimdi bir de rüşt çağı var. Yani bu şu piyasada rüşt çağında olanlar çok azdır. Fark nedir? Şimdi bulu çağı 15 yaşına kadar ki haletlerle 15'ten sonra dölleyebilen dölenebiliyor. Bulu çağı deniliyor buna. Neler oldu tahmin edin biliyorsunuz. Ne alemlerinde neler oldu kastediyorum. Farkı kıyas edin. Bu. Ha, bu fark kadardır rüşte eren ermeyen. Rüşt sadece Müslümanlarda mı oluyor abi? Kesinlikle. Münafık için rüşt şey yoktur. Çalışmıyor. Rahimle aktif oluyor. Hakka hak bilip hakka yapışmayı, batılı batıl bilip batıla yapışmayı, fikriyat, hissiyat ve vicdaniyete sahip olmanın simgeselliğidir rüşt çağı. Bana dedim ki Rüştü abi dedim. Ceylan abi ustada diyormuş ki, ustadım bak böyle bir yenge olsaydı falan çay yapardı falan diye. Rüştü abi sinirleniyor. Yani abi hakikaten olsa böyle bir şey falan, seni bir şartla evlendiririm dedi. Size mi? He. Seni rüş çağına geç evlendireceğim seni. Geçtikten sonra zaten... Geçince gerek kalmayacak. Zaten koridor var artık. Gerek kalmayacak. Emir, buluğa bakıyor, kudret rüşte bakıyor abi. Bir dakika, Emir? Buluğa bakıyor. Seni buluğu. Seni buluğu, kudret rüşte bakıyor. Çünkü aleminde alemlere dönülebilmen için kudret isminin taalluku lazım. Evet, doğru. Doğru. Peki Emir niye ona baktı? Emir abi bütün kainata Müslüman bu fark etmiyor abi. Cenab-ı Hakk'ın emrinden şey, hava emrinden mesela. Hava Müslüman değildir, kafir değildir. Emir alem. Ama seni dönülebilmen için yani bu rüşle bulu arasında bu var. Rüşte şey var. Bulu'da hani herkes var. Buluğda. Herkes buluğa giriyor. Mükafir. Fark etmiyor. Rüşte herkes giremez. Rüşte herkes giremiyor. Yani bunda biraz Cenab-ı Hak şey yapıyor. Sana kapı açıyor. Cenab-ı Hakk'ın emrini tabi ettikten sonra sen şey yapıyorsun. Müdahale artık ne kadar ifadelerin doğru bilmiyorum da. Havayla oldu değil mi? Şeyde peki demin abi o etrafını kazıyorum dediğinizde neydi nereye gelmeye çalışıyordun? Bu neydi? Adl ismindeki o saray Adem. Yani evet. Oradan bir yere varacağım diyordunuz. O sarayın nerede olduğudur.
Buradan dima geçecek sanki. Buradan. Ha. O kısa Adem'de. Tamam şimdi. Oradan ona geçelim. Bak şimdi. Saray. Şimdi insan şu dima var ya dima. Bu çekirdek itibariyle insan kainatın çekirdeği hastası mı? Kainatta bulunan Adem alemleri var. Ama kainatın dışında Adem var. Tamam. Dima'da Adem alemleri var, Adem yok. O ne demek ya? Adem alemleri var, Adem yok. Peki orayı şey yapan kim abi? O ne? Adem alemleriyle ancak eneyle bilinir. Eneyle girilir. Biz rahimdeydik, hakime geldik zanlarımızda. Mutlak alemde. Tekrar rahime dönüyoruz. Evet, zanları şey, bırakıp. Zanlar bırakıp. Tekrar Adem'e gidiyoruz. Onu bir daha yap desenize. Bak yani, şimdi şöyle. Şimdi Adem yok, Adem alemleri var. Adem mutlak yok zaten. Tamam, bir İbn-i Muhit var diyor. Evet. Ustad diyor ki, Adem'den bahseden yerler var. Adem. Bir de Adem alemleri var diyor. Tamam, Adem alemleri. İki tanım çok korkunç farklı ya. Bir dima ile alakalı bir tanesi, bir tanesi de ene ile. Hiçliğini bilmek ademi, adem yani. Bu sürecin nihayet şeyi. Adem sanki Allah bütün Adem alemlerini belirlenmiş ama belirlenmişin dışında ya. Sanki belirlenmişin dışındasın, taşınıyorsun. Taşınmak da diyemeyeceğim ama Adem böyle bir şey. Zata bir ayna darlık var şeyde, Adem'de. Anca öyle oluyor herhalde. Başka olamaz. Mesela ne yaparsan yap, dima bir şeyin aynasıdır. Ne yaparsan yap, vicdan bir şeyin aynasıdır. Ne yaparsan yap, kalp bir şeyin aynasıdır. Ne yaparsan yap, ruh bir şeyin aynasıdır, mahluktur. Ama ene mahluk değil. Mahluk değilse mahluk olmayanı gösterir. Mahluk olmayan, mahluk olanı gösterirse bu sefer makamı gitti. Şimdi albay teğmenlik makamında iş yapıyor. O zaman ne albay diyorsun? Albay, tuğ general devre dolaşıyor. Olmaz. Bak şimdi. Dima mahluksa bir şeyin aynası, aynadır kendisi. Bir şeyi gösteriyor. Vicdan, içeriye doğru giriyorum dikkat ederseniz. Vicdan bir aynadır, bir şeyi tanımlıyor ve tarif ediyor. Kalp de öyle. Ruh da mahluktur. Mahluk. Ama ene mahluk olmayıp mahluka ayna olursa o zaman ene denmez buna. Buna enaniyet denilir. Enaniyet enenin mülk tarafıdır. Ene ise enaniyetin mülkütüdür. Yani eğer ene varlığın aynası diyorsa o zaman ene değildir o. Sen isim vermişsin. Değil o. Ene mahluk değil, vacip de değil. Niye berzahtır? Çünkü vacibe aynı olma özelliği var. Özelliksiz özellik. Adem'i, hiçliğimi bilmek bu yani. Adem alemleri ne o zaman? Adem alemleri ise daire-i ilimde bulunan vücud-u ilmiye perde olmuş vücud-u ilimler, ilmi vücutlar ve vücud-u haricilerin çıktığı şey, zeminsiz zemin. Yani ifade edildiği yer. İfade edildiği yersiz yer yani. Vücudu yok. Yok ama varlık ifade edilmiş. Yani bizim 18 bin alem cinsinden bir vücudu değil. Ama alemdir bunlar da. Alem. Çünkü bunlar Subhanallah, Subhanallah diyor. Adem alemleri Subhanallah, Subhanallah diyor. Bunu Ayet-i Kübra'da 11. meseleye meselede anlatıyor. Sonunda. 2 sayfa kala. Evet. 11. meselenin sonu. Şey Ayet-i Kübra değil. 11. meselede. Adem'de ama hiçbir şey yok değil mi abi? Adem'de yok. Ya Subhanallah, Subhanallah öyle bir şey yok. Tayin ve teşavvüs. Orası tayin ve teşavvüs. O orada ne var Adem'de? Oraya girersek dimağda ayetten çıkacağız daha önce. Yani orada şimdi Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Adem alemleri. Alem. Errahmanirrahim. Alemler. Adem alemlerini. Alemler. Üzerine bina edilen vücutlar.
Maliki yevmiddin. Burası da öyle. İyyâke ni'budu ve iyyâke nesta'in. Nasıl diyecek? Şimdi ben de sana denmesi için muhatap olduk. Ondan önce şeydi, ben sen o, üçüncüdeki. Alemlerin Rabbine hamdolsun. Ben sen o, o alemlerin Rabbi. Ama iyyâke ni'budu da ise sana iman ederiz. Saraydan çıktı. Ama Allah'ın dışında bir şey yok. Allah'ın dışında da bir şey yok. Ama sana diyor, sana olması için dışında olması lazım. Nasıl olacak? Kim diyecek bunu? O zaman Adem oluyor değil mi abi? Evet. Tamam. Bu. Yakaladık. Evet, bu işte. Bu diyor yani. Peki biraz müşahhaslandırayım. Allah Allah. Zat tayin ve teşahhus ediyor. O oraya kadar, o zamana kadar. Şu anlar 9'da. Peki bu bendeki Adem alemlerindeki tayin ve teşahhus ona diyor. Aslında bunu diyen yine kendisi. Bendeki o ya. Toplayıp bir çıkıyor. Şey çıkıyor. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Yok. İnna yok valla. Kul valla ehad küllen küfü ve nehad. Aynı. Ama tam aynı değil. Ne aynıdır ne gayrı. Yani bendeki Adem'deki o. Bendeki bendeki kastadım ben siz ben. Adem'deki o. O burada tayin ve teşahhus etmiş. Bu aslına diyor. Kendinden kendinedir. Peki zanlarımız nerede abi? Zanlar kalmadı ki orada. Yok yok. Yani aşağı şeydeki benim küfrüm, şirkim nerede? Orada şirk iman yok ki artık. İman da yok, şirki yok ya orada. İman yani, yok ki. Olmadı yani şöyle yani sonuçta aşağı inelim. Aşağı ha aşağı inirse ben o zaman aşağı ineyim ona göre. Aşağı inme dur abi. Yok yok. Çıkmaya zor. Küfür şirk nerede? Küfür şirk cennet vücutta. Cennemde. Yani zanlarımızda değil mi? Hayır, tabii ama şey ama tabii, bu Adem. Bu Adem'de böyle bir şey yok artık. Yok yok hani onu bir yere koyacağım da onu yer arıyorum aslında. Ha. Şimdi topladık çıktık yukarı bir çıktı bir şey kalmadı. Ama o Adem alemlerinde. Şirk tabii. Şirk Adem alemlerinde. Abi ona diyorsa ben ne diyorum Osman abi? Yok yok demeyeceğim onu ya yok öyle bir yok. Öyle bir şey yok da bir şirk ve bizim zanlarımız benim kötü gördüğüm aslında hariçte bir şey yok kötü olan. Ama ben bir şey kötü zannediyorum. Onun koyacağı zanlarımız dimadaki tasavvurda. Nereye koyacağız onu? Dimada işte, alem olarak veya yer olarak. Dimada tasavvurda zanlarımız hapishane işte o Adem alemleri mi? Adem alemlerinin dimadaki şey ha. Çünkü Adem alemleri dimada kendisini tasavvur daire gösterir, tahayyül daire gösterir, taakkul daire gösterir. Bu Adem alemleri dimada kendisine göre yapılandırmış. Zaten o diman bütün o yedi mertebesinin zeminsiz, zemini Adem alemleri. Oradan fışkırıyor. Zanlar hep oradan fışkırıyor yani. Zan nedir? Adem alemlerinde ben sekiz kafalı olmam yok mu? Yedi kan ayaklı böyle kumur. Ya bu acıbeyi bir mahluk olamaz mıydı yani? Olur. Böyle olabilir, böyle olabilirdi, böyle olabilirdi böyle, ama böyle oldum. Bunu birisi seçmiş. O seçilmeyenler nerede? Yani Allah'ın ilminde bu model mi var? Evet. Yani ben kolum buradan çıkar, kolsuz olurum. Bir anda eriyorum. Yani bir sürü ihtimallerim var. Bunlar Adem alemleri. Peki bu Adem alemleri orada var mı? Var tabii. Ama benden kopuk mu? Değil onlar. Ne yapıyor? Yer yer, zaman zaman zanlarla, tahayyüllerle çıkıyor. O hayal ettiğin şey senin Adem alemlerindeki vücutların. Mesela şöyle diyeyim dur. Mesela birisiyle hayal ediyorsun cinsellik, tamam mı? Tanımadım ben bir. Bu hayaldi. Hayal Adem alemlerindeki aynısı var yani. Onu kullanıyorsun. Yani hayal hiçliği kurgulamıyor. Hiçliği Adem'i kurgulayamaz Adem alemlerinde. Bitireyim şunu. Şimdi biz evlisin bununla. Her çeşitle herkesle evli olma ihtimalin yok mu? Olur. Erkekle, kadınla, Ahmet'le, Fatma'yla, Ayşe'yle falan var. Her çeşit her şeyle her şey olma ihtimali. Bunlar hep Adem'de var mı? Var. Hayal kurarken herhangi sokaktaki birisine zaten o Adem'de vardı. Adem'dekini dışarıya çıkarıyorsun hayal edin. Adem alemlerinde vardı. Adem alemlerinde vardı yani bunlar. Adem alemlerinde lef-i mahfuzda var o zaman. Lef-i mahfuzda tabi var tabi. Alem deyince alemin içine kafana koyacaksın. Tamam. Adem deyince mevcudatın dışına atacaksın tamam. Bu tabiri.
Peki şimdi o var olanları da mesela şirk şeyde yok. Evet, yok. Adem'de var şirk. Adem'de var. Yani şirk derken yani inkar yok mu insanlarda? İnkar ediyor. Allah yoktur diyor aşağı. Tamam mı? Bu Adem'de vardı. Adem'den çıkarttı adam. O zaman Adem'e çalışıyor bu adam. Yani Adem alemleri olmuş olabilecek kılının atomun kuantumundan kuantlara kadar ne kadar nihayetsiz ihtimaliyat var senin. Bu Adem'i anlatırken lef-i mahfuzu anlatıyormuş gibi anlattınız. Lef-i mahfuzu zaten lef-i mahfuz tamam da lef-i mahfuz çatı. Çatı. Bu aşağıda konuşunca. Ha tamam. Öyle tamam. Çünkü Adem alemleri daire ilimde. Lef-i mahfuz onun çatısı ya. Burada tamam, zaten. Daire ilimde olduğu için. Orada. Sen şeyde üniversite diploması var adama ilkokuldan hiç konuşmayalım mı? 3-2 daha kaç yapar? O abi biz üniversiteliyiz konuşmayalım bunu. Tabii onu kullanıyor. Zaten üniversiteyi okurken de ilkokulu kullanıyor. İlkokulda öğrendiklerini kullanmıyor mu? Şimdi yani öyle oluyor. Abi bunu peygamber kıssasına uygularsak bu İbrahim Aleyhisselam'ı anlatıyorsunuz aslında. Şu anda Dima konuşurken İbrahim'in dışında çıkamazsın ki zaten. Yok abi hani ateş yakma dendi. Soğukta Adem olarak düşünürsen abi İbrahim Aleyhisselam şeyde kaldı, berzahta. Ama şey yakacak bu sefer Adem alemleri. Öbürsü de yakamadı zahirde. Hop o tevekkülle şey. Vücut ve Adem. Vücut ve Adem soğuk ve sıcaktır. Çünkü vücut alemlerin kaynağı vardır. Adem'in yoktur. Mesela sıcağın kaynağı güneştir. Veya sobadır. Soğuğun kaynağını söyle bana güneşi kullanmadan. İze kaynağını söyle bana. Evet, yok. İzah ediyoruz. O zaman Adem'dir. Adem'in ifadesi. Mesela hastalık, musibet, sıkıntı, panik atak. Bunlar sağlıksız dışında izah et bakalım. Yani zanni şeyler. Evet. Hepsi Adem'dir. Şey, mesela günahlar da öyle. Demiştiniz ya üşüyorum, üşümem. Ha üşümeyi de veriyorum. Hani o örneği verdiniz ya. Mesela Adem'e yaklaşınca üşüme başlıyor. Evet. Fikir olunca ateş. Çölden çıktı. Mesela başka bir şey de sana söyleyeyim. Mesela nasıl doğum bir söyle de ondan sonra. O şeyde. Seyahatte yapmıştım. Ben size attım ya okudunuz mu onu? He neydi? Şeyde yani insan ruhuyla bedeninin birbirine ağlaması mevzusu. Durup dururken insan ağlar. O tefekkürünüzden sonra dediniz ki üşüdüm ben. Kaloriferi aç dediniz mevzu daha da orada. Orada da dediniz ya insan benliğine yani şeye vücuttan ayrılma yönü tarafında üşüme başlıyor. Hemen başlıyor. Mesela ona bir tane misal söyleyeyim. Allah razı olsun. Vücutta toprak seviyesidir. Yükseldikçe üşürsünüz, yerin dibine gittikçe de üşürsünüz. Soğuk olur yani. Yani mama tabakasına o yaklaşma derecesi artıyor ama aslında kuyuya o belirli mesafeden sonra kuyuya indikçe yukarıdaki ısıdan aşağı olur. Mesela köylerde suyu soğutmak için testiyi toprağın altına koyarlar. Deniz için daha güzel olur abi. 4 derecedir denizin yüzeyi. Aşağı indikçe sıcaklık düşer. Yani sebebi şu. Mesela başka bir tanesini söyleyeyim. İnsan niçin yukarı çıktıkça üşüme olur, hani soğuk değil mi? Korku olur. Korku olur. Aşağı gittikçe de korku olur topraktan, yukarı çıktıkça da korku olur. Korku olur. Sebebi vücudu, vücut alemlerini olan toprak simgeliyor. Vücuttan hangi yönden uzaklaşırsan uzaklaş, korku olur. Ondan da ruh ceset ayrışması hepten belirlenir. Belirgin olunca bedende bir yansıma olur. Titremeyle üşüme başlar. Korkudan titreyecek. Abi korkusuz üşümeyi nasıl şey yapacağız? Korkusuz üşümeyi beraber taşıyorsa nurani oluyorsa ceset. Allah Resulü'nün şeyi var ya Hazreti Hatice validemiz. Mesela Hazreti Peygamber ilk dönemde üşüdü. Vahiy geldi zaten. Vahiy. Niçin? Lan vahiy ile üşüme ne? Örtün. Niye dedi? Çünkü üşür yani. Bedenden çıkartıldı mı? Ademine doğru gidiyor değil mi? Niye sıktı? Yolculuk başladı. Mesela Cebrail niye sıktı vahiy verirken? 19. mektupta çocuğu okurken niye Allah Resulü göğsüne koydu? Aynı sır. Çünkü okurken kemiğe temas etmesi lazım ki kaynak olsun, aynı vücut olsun. Ateş gitsin.
Mesela bir böyle okumak var gözde, bir var, bir su ver, bir de temas var. Temas çok risk taşıyor. Sana temas edip okursam iki tabii kaynak oluyor, iki vücut tek oluyor. Şimdi benim gücüm yetmese seninkisiyle aynı oluyorum. Akar bana. Ama güçlüysem senin de dumanını attırırım. O zaman kemiği temas etmesi lazım. Vahiy böyle olmaz. Peki ruhu cesetten kurtardı ve hakim kıldı. Mutlak hakim kıldı. Üşüyorum. Üşüyorum. Örtün beni. Arabada da biz mesela oysa 24 gün beni bırakmadı Allah razı olsun arabasıyla. Hatırlıyorum öyle geçiyor zannediyor. Kayıtta da var. İlk defa İbrahim dedim. Belki de 5 saatlik derse gidiyoruz. 4 saatten beri gidiyoruz. İbrahim şu araba sıcak hem konuşuyoruz. 4 saat demeyen adam. Şu anda çok üşüyorum. Aç kaloriferi. Dedim mevzu değişti dedim ya. Ne güzel gidiyordu mevzu. Oysa bu. Evet. Ondan sonra üşüyorum yani. Üşüyorum. Üşüme. Ola bir araba sürüyor. Bakıyor kaloriferi bana bakıyor. Dedim ki ondan üşümüyorum. Üşüyorum. Mesela korkan adam bir anda vücudunda kağıt gibi olur ya. Mesela üşüyen insan hemen vücut şöyle yapar. Isıtması gereken sidik şeyleri, idrar vesaire hepsini atıyor. Isıtmayayım. Onun için idrar çok olur. Tuvalete çok gidiş olur. Baktı ki şey daha dönüyor. Kanı içeriye alıyor. Daha dönüyor. Isıyı artırmak için vücut harekete lerzeye getiriyor ki hareket olsun, enerji olsun. Şey mi yapmaya çalışıyor? Isı elde ediyor. Vücuda mı geçmeye çalışıyor? Vücuda geçmeye çalışıyor. Adem'e karşı direniyor. Aynen. Adem alemleri açıldı artık. Bu temassız da üşüme var abi. Dediğiniz gibi şeysiz, akrebiyeti ilahi. Ateşsiz yanar diyor ya üstadımız. Nasıl? Ateşsiz yanar diyor. Evet, ateşsiz yanar. Akrebiyet abi. Evet, ateşsiz nasıl yanar? Korkusuz üşüme. Nasıl? Cebrail imdada yetişmesi lazım. Ey örtülere bürünen peygamber. Evet. Evet. İbrahim bu bir de sen söyle bakayım, o şey ilgimi çekti bir daha. Şimdi abi siz dediniz ya temas lazım. İşte temas yani, lazım. Bu şeyde ateşsiz yanar diyor üstadımız. Hmm. Şey diyor, akrebiyet ilahi elektriktir diyor. Yani direkt sırrı akrebiyet var yani. O korkusuz bir üşüme yaklaştırmak. Evet o tabii bir mesafe aldıktan sonra. Şimdi bu ilk önce böyle bir ruh alışmamış ya bir anda bir... konuşuyorsun diyelim. Şimdi beraber konuşuyoruz değil mi? Mutala ediyoruz. Sohbette bir bereket var. Ruhaniyat var yani. Şu anda peki bir şey bir anda götürüyor seni. Senin değil yani bu konuşma oraya gidiyor. Pat diye içinde bulunuyorsun. Konuşuyorsun. Bu sefer ruh o yolla yol bulmuş. O yolla yol bulmuş. Pat diye hakim olmuş. Hakim olunca ceset korkunç bir endişe başlıyor. Çünkü şu beden denilen şey his, heves, heva, asap, damar, tabiat. Bu da şeydir yani, hissidir. Histir yani, hislerle. Donmuş halidir. Şimdi baktı ki ruh çıktı. Hakim oldu. Endişe diyor, çekip gidiyor mu bu adam? Bu adam çekip giderse ben bittim. Bu sefer bağırıyor, ağlıyor. Ölüm korkusu buradan geliyor. Ölüm korkusu ölecek olandan geliyor. Ölüm korkusu ölecek olandan geliyor. Ölecek de nefistir. Küllü nefsin zaykatını. Ölüm korkusu ondan geliyor ama bana çaktırmadan çakı bana hissettiriyor. Benim zannediyor. Ruhun da şeyi farklı mı demiştiniz? Tabii. Hüznü farklı dediniz ya. Ruhun bambaşka. Ruhun bambaşka. Evet. Vücudun şeyi mümessili olan Dima abi çekiliyor. Yani İbrahim Aleyhisselam'a geldi ya Cebrail. Çekil diyor. Tevekkül makamına getirmiş. Evet. Şimdi eğer İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldığı zaman ya İbrahim bana bir ihtiyacın var mı? Cebrail dedi, evet şunu yap deseydi tefekkürde olacak. Hakim o, çekil diyor, rahime evet. Geçiyorum. Ben. Tabii hakimde o. Ama ne dedi? İlim tefekküre, tefekkür tevekküle. Onu uçakta Allah bana hissettirdi. Ondan sonra tevekkül olunca tefekkür dibinde kaldı. Tevekkül de simgesel hariçte Cebrail'di, bende Dima'dır. Dima'dan çıkmış. Tevekküle geçmiş. Bak iman, tevhidi, tefekkür yani. Tevhid, teslimi. Yani sistemin işlevi, sünnet-i seneyle işlemedir. Hı hı. Teslimse İslamiyettir hariçte, dahilde bütünseldir, eylemseldir yani. Hı hı. Her şey aktif çalışıyor. İman, tevhidi, tefekkürü. Tevhid, tefekkür. Tevhid, teslimi. Sistemin aktifliği ve bütünlüğe gelmesi. O da tevekkülü.
Tevekkül de orayı burada yaşamak. Ahireti burada yaşamak. Yaşanıyor. Şimdi İbrahim Aleyhisselam tevekkülde olduğu için bir altı olan tefekküre inmedi. Onun için suya yakma diyor. Evet. Çünkü dimağa gidecek o arada. Su işte oradan açılmıştır. Su, şimdi Allah diyor ki yakma deyince tamam yakmadım. Yakmayınca da yakmamaktır mesela. O 10 derece mi? 9'a, 8'e, 0'a. Eksi 1, eksi 2 yakmıyor. Bu sefer donmayla yakıyor. Ama diyor ki hem yakma hem serin ol. Yani dondurmadan. Çünkü selamen o Adem'dir. Adem'e dağıtma. Adem'e dağıtma. Nerede kaldı? Adem alemlerinde kal. Adem alemlerde kal. Öyle bir sente ki ancak Allah lazım. Yani düşünerek bile ortaya getiremiyorsun da varlıkta yaşanan bir hali Allahsız nasıl olacak? Yani Adem'le vücut arası o kadar ince, o kadar kalın. O kadar ince, o kadar kalın. Nerede söylüyor? Mesnevi Nuriye'de. İlimle cehalet ne kadar korkunç mesafe var, ne kadar mesafe. Şimdi başlayalım derse. Dima olmasa Allah bilinmez mi? Yani vücut olmasa zıt Allah olarak... sence bilinmez. Yani tabi. Dimasız çünkü vahiy ilk muhatap budur. Hadi kim ders yapıyordu? Şimdi 23. sözü biz birkaç kez okuduk. Geçen hafta da okuduk. Öyle başlayabiliriz. O arada bir de peygamber kıssalarıyla ilgili kısmı da bir... Onu söylüyoruz işte. Ama mutlaka bunları böyle dördüncü dersteyiz değil mi şu anda? Dördüncü ders. Ama beşinci ders yaparken yapmadan önce herkes böyle bunu bir kaleme alınacak bir. Ondan sonra hepimiz ben de dahil deneyeceğiz. Ondan sonra beşinci gireceğiz. Biz kendimiz beş ders yaptık. Sizde üç ders. Toplam sekiz ders. Bu dokuzuncu ders. Hepsi de 2 saate aşkın, 2 ile çarpın 18. ders oldu. Benden önce bu kaç defa yaptınız bunu? 5 ders yaptık biz kendimiz. Subhanallah. Sizle 4.'yü yapıyoruz, 9 oluyor bu ders. 2 ile çarparsanız 18 eder. Daha ders başlayamadım. 42 saat. 42 dakika olmuş, daha ders başlayamadım. Şimdi. Şimdi miydi 42 dakika olmuş? Şimdi 42 dakika olmuş. Vücudi 42 abi. Hadi gitsin. Kim? Hadi. Şimdi abi 23. söz. Başkanımız burada ama. Hadi. İdare et abi. Tamam abi. Evet. Abi. O yansıma yapıyorsa Erdinç şey yap, ona çevir. Kamerayı. Yok yansıma derken. Bak çevir. Tabelada lamba vuruyor ya. Bir akıllı ol da sana mı öğreteceğiz bunu? Ama dersin şeyi var tabii, etkilemiş seni. Bak. Efendim. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Şu anda müsait değiliz. Öğle namazından sonra. Bana bak. Kusura bakma. İşte ben de onun için geldim aslında. Hani, bakın müsaade olsam gelirim bak. Tamam yani ben sana telefon ne yap? Şimdi abi bir önceki derste divan özelliklerini yazmıştık. Çözümlemesini yazmıştık. Ondan sonra divan beslenmesini şey yaptık. Şununla alakalı dün akşam kardeşler beni ziyarete geldiler abi. Orada birlikte konuştuk, kendisi şey yaptığımız mana. Burada Fatiha'daki üç şeye bakıyor. İrfan biraz çevirsen şey. Evet. Tahtayı çevir abi. Çevireceğim abi bir dakika. Şimdi tamam yansıma gitti bu arada. Gitti biraz abi. Daha yap. Bir fırtta tamam yansımıyor. Çevir. Burası çevir. Boştu abi. Tamam şu an yansımıyor. Yansımaması lazım. Tamam. Şimdi elhamdülillahi rabbil alemin, errahmanirrahim, maliki yevmiddin. Üç ayette abi, üç şeyden besleme var. Bir dakika, bir daha sonra yine de başta, şimdi gelen misafir. Yani böyle hani tevafuk etti diye şey yaptık da abi. Hani burada üç mertebeden besleniyor dedik dima. Muhatap olması için dimağın bütünlüğe gelip dimağın dışına çıkması lazım. Yani mecule geçmesi lazım ki. Hani ondan önce de üç ayet var Fatiha'da. Elhamdülillahi rabbil alemin, rububiyet, errahmanirrahim. Malikiye müddet, üç alem, üç beslenmeden sonra vahşey tarafına geçiş. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn demesi için üç alemden beslendikten sonra muhatap olması lazım diye bir tefekkür ettik. Böyle bir tevafuk geldi diye bunu da paylaşalım dedik abi. Çok antika. Elhamdülillah Rabbil alemin rububiyeti. Kulâzı bir Rabbin nas. Melikin nas. İlahin nas. Ondan sonra oluyor. Evet abi. Üç ayet. Ondan sonra yine üç mertebe beslenmesi.
Şey, şimdi abi bir de 23. söz üzerinde dedik ki 23. söz tamamen dimağa bakıyor dedik. Sonra biz bu ders haricinde Harun abinden ikimiz birinci söz. O hem Musa Aleyhisselam'ın ayet olması orada. Ve bunun adı bir asker Hacer. Ya narikuni berden ve selam İbrahim Aleyhisselam'ın ayetinin olması. Bu iki ayetin olması şeydir. Tamamen dimağa baktığını düşündük biz birinci sözünde. Orada çölün olması, ondan sonra çölün de özelliği nedir? Hem susuz olması hem de ateşin olması. Su şeye Musa Aleyhisselam'a sıcak, yani ateşin olması da İbrahim Aleyhisselam'a bakıyor diye tefekkür ettik. Ve çölde aynı zamanda hiçbir belirleniş yoktur. Her devamlı değişkendir. Dağ bir saat sonra gidin çukur olmuştur. Evet. Değil mi? Devamlı oradaki tümsekler, çükürler, şekil çölde devamlı değişkendir. Saat saati tutmaz. Adem'in mi şartı? Yani evet, dima. Dima hani böyledir. Çöle benzer. Ve şöyle dünya bir çöldür diyor. He? Dünya çöldür diyor. Evet. Dima çöldür. Ve şöyle bir enteresan noktası da var. Dima'daki insan, yani estağfurullah, çöldeki insan dimasıyla tanınıyor. Şarap görüyor. Çok ondan güzel. Sonra çok su lazım yani. Su görüyor, ağaç görüyor. Ondan sonra kavurucu bir ateş. Vahiy vahiy. Bu vahiy mi? İslamiyet. İslamiyet. Firavun abi o yüzden mi kabullenemediği için çöle dağ yapmak istiyor? Asıl şey o mu? Enfüste. Evet, yani biraz evet benziyor da. Fakat çölün dimağı olması ve belirlenmiş olmaması ve hakikaten çölde hiçbir tarafına değil dimağla intihar oluyor. Evet. Ve yani oraya taşıyan bizi o hikayet oldu. Dedik ki hani Bismillah nereye? Ya nâri kurdum, kuni berdem ve selâve. Veya işte ve kulunadır bi asekel hacir. Ya ey ateş serin ve selamet nullere, besmele nere? Hani böyle şey yaptık. O hikayet üstad onun sonunu alması. Ve şeyde hikayede şeyi kullanması, çölü kullanması şey hasebiyle birinci sözde tamamen dimağa bakıyoruz. Şimdi abi sonuç olarak sizin de kanaatinizi alayım. İlk önce 23'ün sözden de başlayalım. Girelim abi, yoksa 23'ün sözü okuyalım. Onu geçen hafta da biz de okuduk, güzel tamam. Oldu. Akşam da okuduk. Ve ondan sonra da şey yapalım abi, kardeşlere dağıttığımız konular hakkında bize istifadelerini sunsunlar. İnşallah hatime verir. Tamam. O zaman abi okuyacağım ben. Okuyayım. Oku abi, tamam. Oku abi. Yani sanki abi biz burayı okurken tefekkür ettik de, zansız bir iman bekleniyor bizden, yani bizim zanlarımız var. Bu dima vahiye bağlayınca bu 23. sözdeki gibi bu çölden kurtulma başlıyor yani yavaş yavaş. Zaten imanın vesvesesiz ve şüphesiz mertebesine çıkmaktır. Evet, bunu da şey olarak düşündük abi, ilk başta Asa ile Musa Aleyhisselam, yani zahirden şey yapıyorsun dima ile. Ondan sonra Hüdüt var ya abi, Süleyman Aleyhisselam harfiyatsız su buluyormuş. Onu da değinelim abi. Şimdi Harun abiden tefekkürüdür abi bu. Biz İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasını okuduk beraber. Estağfurullah, Süleyman Aleyhisselam'ın kıssasını okuduk abi. Süleyman Aleyhisselam'ın da dimağa bakan bir yönü var. Onun kıssasını okurken, Kur'an-ı Kerim'de geçen ayette bir mana naklediyorum abi. Süleyman Aleyhisselam diyor ki, Hüdüt nerede diyor. Ondan sonra geldiği zaman şiddetli bir azap mı diyor abi. Yani tehditkar bir ifadede bulunuyor. Hüdüt kuşu geldiği zaman şey yapıyor, neredeydin sen diyor. Ben bir kabileye rastladım. Onlar hani ilmi var ama şey değiller, Allah'a tecdit etmiyorlar. Sonra işte etrafındakilerine diyor ki, Belkıs'ın tahtını kim getirecek buraya? İfrit'ten bir kısım diyor ki, siz otururken ben kalkana kadar getiririm diyor. Kendisine kitaptan ders almış. Veya kitaptan ilim verilmiş bir alim diyor ki, gözün açıp kapayana kadar getiririm diyor. Şimdi görüntü nasıl oluşuyor abi? Beyinle alakalı. Demek ki burada Süleyman Aleyhisselam cinleri kullanması hasebiyle ve havayı kullanması hasebiyle dimacı bir peygamber. Ama şey abi, vesvesesiz ve şüphesiz bir mertebede, yani zihne geçmiş bir dima sanki abi. Çünkü harfiyatsız su buluyor diyor. Şeyde de Barla 176'da da hangi abi? Hafız Ali abi galiba şey diyor, 13. lemayı okuduktan sonra diyor, bütün bu şüphesiz ve şeye geçtim diyor. Çünkü o neydi, şeytanı artık atlamış bir dima yani. Ve şey, oraya geleceğim abi. Burada
bu olay olduktan sonra takbirden geliyor, göz açıp kapamadan daha hızlı gelince, bu diyor Rabbimin ikramıdır diyor. Bu şeyden kalıyor işte, tevekkülden geliyor abi. Tefekkürü de aşmış, tevekkülden geliyor. Hani bu biz kendini de aradan çıkartıp imanı şüphesiz ve vesvesesiz mertebesine şey yapıyor. Bunu biz tefekkür ederken hüdud kuşu külliyatta var mı diye araştırdık abi. Hüdud kuşu Hafız Ali abinin mektubunda, yine bir abla almış bunu bir şeyde, mektubunda almış. Hafız Ali abinin şeyde, mektubuna istinaden. Hüdud kuşu için harfiyatsız diyor abi. Harfiyat nedir? Mesela sondayı vurursunuz, çıkan toprak harfiyattır. Aslında. Bu şekilde. Şeyde, dimağda, hüdud kuşunda anlaşıldığı kadarıyla kuşlar şeyle hareket eder abi. Gagaların ucunda şey vardır. Manyetik alan vardır. Mesela kuşların güney uçmasının şeyi budur. Dünyanın manyetik alanına göre, onların kendi kuşlarındaki manyetik alanına, ona göre yönlendirir onlar. O şekilde uçarlar. Hüdud kuşunun harfiyatsız şey bulması, suyu bulması, zahirde demektir ki bu suya şey yapabiliyor. Kendi suyu, her şeyin bir şeyi vardır. Her şeyin bir ışıması ve elektrik alanı vardır abi. İnsanların da öyledir. Hepimizin kendine has bir manyetik imzamız vardır. Bütün madde için böyledir. Her maddenin vardır. Bunu şey harfiyatsız buluyor. Bu da yani, enfüsefer. Buyur abi. Şey abi, yani harfiyatsız derken bu zihne geçti diye düşündük. Yani artık dima tamamen temizlenmiş. Yani zihne inmiş. Artık ilhamat, sunat, işte bunlar geliyor diye düşündük. Hava yoluyla yani. Harfiyatsızdan kasıt zannın olmaması. Mesela şimdi biz diyelim ki cenneti bir hayat düşünelim abi. Cenneti bir hayatta yediğimiz bir şeyin harfiyatı olmayacak. Yani bir dışkısı olmayacak. Bir harfiyattır bu sonunda. Aldığımızı alıyoruz, posasını atıyoruz. Ama şey burada değil. Cennette böyle bir şey yok. Ne fark var? Alınan maddenin cinsi farklı. Yani cennet maddeyi hayattan oluşmuştur. Bir dünya gibi atomdan oluşmamıştır. Şeyin de hüdud kuşunun da dimağa bakan yönü budur ki zanların haricinde, yani dimağın dışına çıkmış, tevekküle geçmiş bir imanın şeyidir. Evet, tefekkürde mutlaka zan vardır. Vardır. Zihne geçtiği için, üstad da diyor ya, benim ilmim kuyu dibi gibi zihnimden çıkıyor, sizinki gibi değildir. Zihnimden geliyor. Bu zaten hani... Kâh bazen kuyu dibinde konuşuyorum. Evet, evet. Kâh minarenin başında. Muhakematta diyor abi. Evet. Bir de harfiyatsız, onu da kaçırmadan şuraya parantez ekliyorum. Harfiyatsız suyu buluyor ya. Evet. Yani ilim yapmadan ilim isteyen yok mu ya ashabım? Hani takmanız artın. Yani tecerrüt. Evet abi. Bir şey yapmadan tecerrüt ediyorsun, ilim geliyor. Harfiyat sonra. Bu hüdud kuşunda bu şekilde külliyatta bulduk abi. Bu şekilde. Çok bir... ilginç. Çok aşağı harika. Çöl harika misali. Çöl harika. Hüdud harika oldu. Çok güzel. Çünkü aynı hüdud konuşuyor, tamam mı? Konuşuyor ve kafada tutabiliyor. Ama iş de yapıyor. Şey çok ilginç. Yani insanın o kıssada insanın cinden üstün olduğunu gösteriyorlar. İlim sahibi bir insan var yanında diyor. Ya sanki dima gibi abi. Evet. O vücut getiriyor. Dima daha hızlı yaparım diyor yani. Yani o şey diyor ki, cin diyor ki ben sen kalkana kadar getirin diyor. İnsanlar diyor ki... Düşündüğü ben, yerde. Yani ben, sen göz peki ne anladınız burada? Nasıl oluyor o? Abi bir tanesi cin, diğeri de eğer yine melaike olarak düşünürsek dimaya bakmaz. İnsan insandır. Heh. Alim. Heh. Alim olmaz hasebiyle cinin üstüne çıkmış. Yani hem cini kullanabiliyor, yani Cebrail Aleyhisselam'a Cebrail daha yakın gözüküyor abi. Yani, cin zanlar olabilir. Peki o bir bina hakikaten nasıl olmuştur o anda? Gözünü açıp kapayana kadar. Her şey her yerde ya zaten abi. Aferin. Her şey her yerde var. Yalnız bu alim üstünü açınca... Ha, o ben, alim enfüse sıktı geçmiş. Yani tabii, onları abi. Tabii enfüsçü bir alim. Tabii sıktı yani. Peygamberi sıktı. Yani peygamberi sıktı ya. Harfiyatsız. Ondan sonra peygamberi sıktı ya. Peygamberi sıkınca aslı canlı Kur'an çıktı ortaya. Üstünü açtı. Şimdi her mesela saraya tecelli eden esma şu anda etmiyor mu? Her esma her yerde yok mu? O saray her şey her yerde var. Meratibi var. Tahayyül de mertebesinde var. Tasavvur mertebesinde var. O saray şu anda var mı? Var. Bunun üzerine aç. Bütün alemdir, bu alem içinde gördüğüm sırrı var ya. Şimdi bu enfusçi bir şeydi. Şey, zattı. Ondan sonra bunu ne yaptı? O isimlere mazhar olduğu için bunun üstünü açınca, yani
açmak demek göz kapağı demektir zaten. Kapağı, kapak kullanılıyor zaten. Gözünü açıp kapayıncaya kadar, yani üstü açık, yani battaniye aç kapatacak kadar. Şeytansız vesvesesiz diyor ya, Süleyman Aleyhisselam kullanıyor onları. Kapak bu perdedir, kapak. Açmış da olabilir, o an orada perde dolmuş olabilir o İsmail. Tabii işte o. Çünkü hani şimdi biz mesela şu an ben bunu çok tefekkür ettim abi, tam şey yapamadım, size de belki faydası olur. Şimdi ben dedim ki yani mesela Osman abi siz ben, ya benim alemimde ne işiniz var? Bu şu şekilde olabilir abi, ancak benim tefekkürüm abi. Biraz da elektriğe, yani şey, elektriği anlamam noktasında. Bu demektir ki biz külli bir akla bağlıyız. Külli bir akılda ben konuşuyorsam, benim konuştuğumu düşünüyorsanız şu an siz, bunun ileri safhası benim düşündüğümü de düşünebilirsiniz. Çok güzel. Bu demektir ki biz hepimiz küllü bir akla bağlıyız. Yani siz benim aklıma misafir gelmiyorsunuz. Biz hepimiz bir yerdeyiz aslında. Evet. Mahiyet küllü, insani birdir. Evet, yani. Mahiyet insani birdir. Küllü bir akılda, bunu hani mesela elektriksel olarak düşünürsek, diyelim ki bir bilgisayar düşünelim şurada. Hepimizin portlarla beynimizi oraya aktarabiliriz. Yani beynimizi çevirebilecek bir özelliği olsun, program olsun onun. Beni tanımlayabilecek bir program olsun. O programda biz hepimiz oynayabiliriz. Mesela bunun bir parça şu an aşılmış durumda. Şeyler var, oyunlar var abi. Bir ekranda ben kendi istediğim gibi oynarken o kendi istediği gibi oynuyor oyunla. Hem onun oyununu görüyorum, ben hem kendi oyunumu izliyorum. Şeydir yani, aa, mesela bir bilgisayar vardı ya, bilgisayarlar. Tim Weaver. Ondan sonra şeydir. Yani 10 tane, 20 tane bilgisayar bir bilgisayar gibi gözüküyor. Yani bir adam, herkes. Herkes herkesi görüyor. Yani gibi yani, ne yap, bilgisayarın içine giriyoruz vesaire. Ama hepsi bilgisayar müstakil. Ama tezahürüne baktığımız zaman bir tane ekran, hepimiz aynı yerdeyiz. Ve mesela bunu bir dönem, dediği gibi. Evet, bir dönem sessiz olarak bunu AVE'ye yapmıştı, hala vardır belki. Konferans sistemi var. Birbirimizi konferans alıyoruz, hep birlikte konuşuyoruz. Hepsi var bunda. Evet. İşte büyük yani. İnsanda hava büyük, oluyor. Yani havayı kullanarak geçiyoruz büyük insanlar. Senin orada dimağla mı açmış orayı? Yani o en üstte dimağla geçtiği için... Tabii. Ama alıyor. Şöyle sakın ha, bir şey açtığınız zaman o açtığın, bıraktığınız şeyi bırakmıyorsunuz. Onu alttan çekersen gene düşersin. Mesela dimağla enfüse vardın diye dima bitmiş değil. Peki şöyle olacak mı abi, şimdi dima bitirip değil de vicdana geçince de o her şey vicdanmış diyecek miyiz? Acaba sırf dima bakıyoruz diye aynen, mi? Aynen öyle diyeceksin ama sonra o vicdanı bir sene çalıştıktan sonra o vicdana ait şeyle dima tekrar baktığın zaman hiç anlamamıştık ya. Yapma ya. Aynen öyle. Bu şuur için oldu abi mesela. Ben şuurda dersi hazırlamıştım. Sunmaya hazır hale getirmiştim. Şimdi dima dersini okuyoruz ya. Dedim ki ya ben üstad ne demiş, ben ne anlattım dedim ya. Sildim geri. Tekrar yazıyorum şimdi. Bitirmişti bayağı yani. Ben bayağı bitirdim, koymuştum kendine, hazırdık. Ders olarak okuyacaktık onu. Şimdi yazdıktan hepsini silmiş yani. Dedim ki eksiden sıfıra gelmişsin yani, bir mertebe kat etmişsin yani. Yani onun öyle olmayacağını anlamak büyük tabii bir yanı yani. Tabii canım. Ortada bir şey yok ama sen bayağı bir yere gelmişsin yani. Hani benim şeye benzedi, felsefeci sordu evet, ya. Abi. Sen Nurcu oldun da ne oldu falan vardı ya. Ben değiştim. Her şey aynı. Ömer, denize baktım, deniz değilmiş dedim Nurcu olunca. Kuşa baktım, bir de bir şey söyledim. Ondan sonra... Dağlar. Ondan sonra dedi Nurcu olunca. Şimdi nasıl bakıyorsun dedi. Meğer denizmiş, ağaçmış, kuşmuş. Ne değişti dedi. Dedim hiçbir şey değişmedi ama ben değiştim. Bir de şey için, buyurun abi. Yok tamam, böyle de olması lazım. Şey için, şu an akşam geldiği için aklıma hazırlayamadım abi. Bu peygamberlerin Kur'an-ı Kerim'de geliş sırası var ya, Adem Aleyhisselam, sonra İdris Aleyhisselam olması lazım, sonra Nuh Aleyhisselam. Yani bu geliş sırasına göre dimağın üzerindeki etkisini düşüneceğim abi inşallah, kıssalarına bakacağız. Oo, biz dört taneyi zor oturttuk, dur. O sıra, Barla'da var ya sıra, bir abi evet. Sıralamış. Evet, peygamberler sıralamış. Şiir gibi ama değil. Yani. Şiir gibi ama sıralamış. Onlar niçin sırayla gelmişti? Onu Adem Safiyullah önce, sonra Nuh Aleyhisselam'ın durumu ancak Ayna Rahmi'ndeki haline benziyor. Su içerisinde. Su içerisinde evet. Yani o mesela ve işte beyin dalgaları falan düşüneceğiz. Beyin mesela Süleyman Aleyhisselam. Evet. Cinlerle var ya böyle insan. Koridor abi. Evet.
Koridor. Ve yani Süleyman Aleyhisselam çok ilginç bir peygamber. Enteresan birisi yani. Böyle kızla evlenmesi falan böyle. Belki de. Yani ya da kıssasını böyle hayretle okuduğumuz için mi bize böyle bir şey? Çok acayip birisidir. Çok gariptir. Recep'i yıkadı. Ve çok böyle ayağa kalkıp selam duracağım bir peygamber. Çok. Yani ve diğerlerinin aksine saltanatın içerisinde bunu yapmak ne kadar enteresan bir çok şey. Çok üstün. Tam tersi değil mi? Diğerlerinin hep genelde şey olmuşlar yani. Evet. Daha... Züht. Mülk melekütü birlikte götür. Mesela İsa Aleyhisselam'ın tam tersi bu. Evet. İkisi de hava ama abi. Hava ama saltanat bir tanesi saltanat değil tarak bile bırakmış. Ayna vardı suya bir bakmış ki su ayna iş yapıyor. Aynaya gitmiş tasadık etmiş. Tarağa varmış bakmış ki elle saç taranıyor tarağa tasadık etmiş. Tahtı ne anlamalıyız abi? Tahtı nerede kullanılmışsa. Mesela o kıssada belki taht, tahtını ne anlamalıyız? Ne işe yaradı? Orada fırtına nerede koptu? İnsanın üstünlüğü. Yok yok o değil o. Çünkü... Her neyse şimdi. Onu tamam. Bir abi söyleseniz ne yani ne anlayalım. O biz çünkü o birinci sözün o başında. Yani Süleyman Aleyhisselam'ın tahtını. Yoksa belki sizin tahtınız. Belki Belkis'in tahtı bir şey anlamak için nasıl ona varıldı, ne oldu, ne işe yaradı? Yani o Belkis iman etti mi? İman etti. İlimle varıldı. İlim vesaire. Peki o ne yaptı onu? Taht, lima mı benziyor yoksa? Yok abi şeye benziyor. Nereye benziyor? Vicdan, hani Belkıs'ın gönlüne taht tutulur resmen yani. Kalbe bakıyor. Peki o yöntem ne? Nakil getirme mi abi? He. Surette. Sinyalin kullanılması. Dima kullanılmış. Dima kullanılmış. Dima demin kullanarak taht getirilmişse kullanılanı ayrı. Evet. Yani o zaman ya zihne bakıyor abi. Vicdan zihin. Zihin. Yani vicdan kendisi değil. Çünkü o saraydır. O şeyde diyor ya. Adda saray vardı, alem vardı, şehir vardı. Dimağda da öyle olmuyor mu? Hani biz hakikatler açılıyor ya birden. Hı. Neyle açıyoruz? Yani kapalı bir şey. Birden dimağı kullanarak açılıyor. Tabii. Yani ama dimağı kullandıktan sonra dimağı unutuyorsun ama bir dimağdasın yani. Koridorsun. İsa Aleyhisselam'ın şeye bakması var abi, dimağa bakması var. İsa Aleyhisselam'ın şeyi neydi? Ruhullah. Ve mucizesi azami derecede. Başka mucizeler vardı belki bilmiyorum ama. Şey olarak insanları diriltmesi. Bu insanlar diriltme manası da daha çok şey olarak ölmüş ruhların ihyası da yine dima ile olacak. Yani nasıl? Dima ile İsa Mesih'in meşrebi olunursa abi alemler döllenecek. Yani alemlere ruh vereceksin yani. Çünkü vekildir diyor abi. İsa Aleyhisselam'ın bu olsa da vekildir diyor İsa Aleyhisselam. Şey yapalım abi. Ekleyeceğim bir şey yoksa peygamber sana alakalı. Benim unuttuğum bir şey varsa. 23. Şey yapalım. 23. seyden biraz ilerleyelim. Osman abi buyur sana. Bismillahirrahmanirrahim. Lekad halaknel insane fi ahsani takvim. Sümme radetnahu esfele safilin. İllellezine amenu ve amelus salihat. Burada mesela evet, ayetin Tin suresi abi. Hani incir ve zeytine yemin ettikten sonra Allah bu şeyi söylüyor yani. Mesela zemini, incir ve zeytin hakikati oluşturuyor. Onun üzerinde. Zemini oluşturuyor, bunun üstüne bina ediyor. Yani bir perde gibi düşünüyor. Ve tini ve zeytun ve tuğlu sinin ve herdel beledil emin. Ayetinden sonra işte. İncirde 8 sözde geçiyor, şeyde geçiyor. Zeytinde şeyde değil mi? Ayet-i Nur'da ateşsiz yanar. Ateşsiz yanar diyor abi. Nur suresine geçiyor. Yani dünkü konuştuğumuzda bunlar aklımıza geldi öyle. Çok incirle ilgili. İncir'i insan diyebilir miyiz abi? 18'in abi rüyasası. 18'in anı Cemil'dir. Evet. 8'in sözdeki zeytinde Nur'a işaret ediyor. Bu hani bu Cenab-ı Hakk'ın yani benim anladığım tarzlarından bir tanesi abi. Bir manayı anlatmadan önce ilk önce kalpleri hazırlıyor abi. Yani kalpleri o manaya hazır hale getiriyor. Bunu ben şeyde görmüştüm. Bu Miraç bahsini araştırırken Elmalı'nın tefsirinde görmüştüm. Ona bakmıştım ya Elmalı bu konuda ne demiş diye. Sübhanellezi esra biabdihi leylemenen mescid-i haram ilahi ayetinde. Diyor ki Allah'ın diyor Sübhan ismiyle başlaması diyor. Tezih ederek başlaması. Biraz sonra diyor Miraç hakkında anlatacaklarım diyor. Önceden şey önünü kesiyor Allah diyor. Hem de kalpleri hazır hale getiriyor. Sübhan'la başlaması. Sübhan kelimesini seçmesi. Tezih ederim demek ya.
Biraz sonra da Miraç başlayacak abi. Miraç anlatacak. Bir kulunu aldı Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya falan. Bu tarz mesela şeyde de Tin suresinde de en güzel kıvamda yarattı derken ilk önce zeytin ve şeyi inciri örnek veriyor. Kalpleri hazır hale getiriyor. Bu şekilde. Tin incirdi değil mi? Evet. Evet, birinci mefas imanın binler mehasinden yalnız beşini beş nokta içinde beyan ederiz. Birinci nokta, insan nur-u iman ile âlâ-i illiğine çıkar. Burada nur-u iman kelimesi bizim dimadaki, dima tarif eden en önemli şeylerden, tariflerden evet. Birisiydi değil mi? İmanın yeri kalptir, dima oluyor, makisi nur-u iman. O zaman nur-u imanı biz nasıl anlamıştık? İmanın yeri de vicdan, o da geçiyor zaten. İmanın yeri vicdandır diyor kalpte. Vicdandaki imanın ziyasının dimağda makes bularak nur-i iman şeklinde dışarıya çıkması diye tarif ettik biz dersinde. O zaman nur-i imanın bu gözden bakınca, yani dimağ ve vicdanın ilişkisinin bütünlüğü diye baktığımızda o zaman biraz daha şey değişiyor. Yani içteki yapı nasıl çalıştığını biraz anladık. O çalışan yapının ürünü diye baktığımızda bu sefer şeyler farklı yere gitmeye başladı. Yani nasıl anlamalıyız yani buradan nur imanı? Onu çıkartacağız işte. Şimdi devam edin. Cennete layık bir kıymet alır ve zulmeti küfür ile esfeli safiline düşer. Şimdi de bunun zıttı zulmeti küfür gözüküyor. Ama nur olmalıydı abi, yani mesela karanlık kullanmıyor, zulmet kullanıyor burada. Ama nur iman diyor. Yani burada demek iki ayrı yapı olsa gerek bu nurla iman. Evet. Zulmet kalbe ait değil mi? Nuru iman derken o nur imanın nuru. İmanın kendisi değil. Değil. İman vicdanda i̇man ama ziyar. İmandan evet. Aksettiği kısmı evet. Nur oluyor. Evet. Yani eğer ziyai iman deseydi zulmet aynı yer denilirdi. Yani karanlık dimağda zulmet kalpte ya. İtikat dimağda İman kalpte. Yani fakat iman nuru yani dışarıya şey yapmış. Nuru dimağda. Yani aslında kıymeti şöyle gibi anlıyorum. Kıymet vicdanla dimağın beraber çalışmasıyla bu kıymet ortaya çıkıyor ya, anlatacak burada. Evet. Sistem onun üstüne gibi değil mi? Yani nuru iman ne demek? Vicdanla dimağın beraber çalıştığı, yani imanın ikisiyle beraber aksettiği durumda insan kıymet alır anlatacak. İman konuştuğum zaman iman kalpte ya. Aha. Dimağla vicdan, kalbin iki farklı ayakları. Yani bir tanesi makesi efkar, dimağ, mazalisya, vicdan. Yani imanı konuşunca, mesela üniversiteyi konuşunca, üniversite diploması, ortaokul lise diploması olduğu gibi, artık üst taraftan konuşuluyor. Yani kalpten konuşuluyor. Kalp konuşunca dimağsız konuşamazsın. Çünkü iman ilk giriş kapısı bu. İtikat etmeden iman olmuyor. İtikat olmadan iman olması delilerde, hayvanlarda, yani mesul olmayan insanlara aittir. Bir de vahiyye muhatap ilk akıl diyeceğiz değil mi? Dima değil. Yani dima, kömür dima ya. Yani itikat dimada ya. İtikat olmadan dima olmuyor. Ama her itikat imana dönmüyor. Bazı peygamberin yanında bulunmuş sahabe mürtet olması. Yani zahirde itikadı var. İman zannetti konu. İman etmemiş ama itikat etmiş. Dolayısıyla o nuru iman itikada bakıyor. İman yani dima bakıyor. Nuru iman itikat dima. Dimadaki itikat. İman ise kalptedir yani. Küfür dimağda mıdır aslında? Küfür. Küfür ademi bir şeydir. Zulmeti kalp ile diyor. Küfür ile. Küfür ademdir. Adem. Dimağda adem var. Dimağda adem var. Bir de şeyde de var adem yani. Adem alemleri deyince kalpte de var yani. Unutmayın bunu. Bir şey vücudu varsa Adem'i de aynısıdır. Bir şey mahluksa unutmamak lazım. Bu çok önemli bir şeydi. Daha önce de demiştik ama bak bunu hatırlamadım. Yani bir şeyin vücuda çıkabilmesi için Adem'den sıyrılması lazım.
O zaman her mucit mertebesinde Adem mertebesi de var. Mesela artı 2 derken otomatik eksi 2'yi de barındırıyor. Eksi 2'siz artı 2 diyemezsin ki. Ya sıfırsız diyemezsin. Ya yani sıfır yani. Sıfır gösterirsen evet. O artı mesela gösterir. Sıfır yok. Yani sıfır yoksa artı 2 yoktur. Otomatik bunlar. Yani 2 derken sıfırdan sonra 2. Olmaz. Peki daha biraz da ilmi düşün. Eksi 2'den sonra sıfırdan sonra da artı 2. Çünkü bir artı 2 diyebilmen için eksiden ayrılmıştır. Tebaat etmiş. Ne aklınıza geliyorsa lef-i mahfuzun da ademi vardır. Cebrail'in de ademi vardır. Her vücudun vücuda çıkmadan önceki şeyi var, ademi var. Allah'ın ademi de ene mi diyeceğiz? Yani haşa ademi şöyle. Allah'ın şeyi mahiyeti zatı. O dostlarım söyledik ama yapacak bir şey. Onun zatını kastediyorsan evet. Esma mı kastediyorsun Allah'tan kasıt? Tabii Esma'dır. Tabii Esma. Esma'nın ademi sıfattır. Sıfatın ademi şunaattır. Biz İyyâke nezer neyi diyoruz abi? Evet, ha, çıktığı yer. Yukarı doğru gidiyor. Tabii. Cümle çok 200 senedir böyle bir cümle kurmamıştınız abi. Evet. Yani bu her şey her yerde dönüyor. Ha, adamlar yani şeydeki, zaten zor ayakta duruyorum. Adamlar telefon ettiler biliyor musun? Bir daha söyle. Ondan sonra Ankara'da bir abi böyle vakıf yaşlı. Hürmet ettim, seviyorum yani. Vakıf abi isim gerek yok böyle. Hasan'cığım, buyur abim, sen misin Hasan? Böyle, Hasan, sen misin? Buyur abi, hürmetler ederim. Tamam, tamam, sağ ol. Hasan be, artık sabrımızı taşırdın ha. Sabrımızı taşırdın ha kardeşim. Buyur abi, kızma, telefon elinde. Zannediyorum, tamam böyle. Sabrımızı taşırdın artık ha. Artık, Allah Allah. Bıraktım ben de, boşalsın, boşalsın. Gelmişler demek. Lak, buyur abi. Lan ne biçim adamsın lan sen? Otur oturduğun yerde ya. Ne yapıyorsun ya? Ne yapmaya çalışıyorsun? Anlayamıyorum ki. Sabır ya. Buyur abi. Dedi. Ya dedi. Nüker mekiri buraya getirdin. Ya sabır çektim dedi. Ulan etmeyeyim şunu kalbini kırmayayım. Şefti kardeşimiz koşuyor. Çok sadakatinden şüphe yok. Onun için çok seviyoruz. Ama yani nüker mekiri de buraya getirdin ya. Allah Allah. Allah Allah ya. Tamam abi. Ben de al. Ya şimdi getirdin Sırat Köprüsü burada. Ya kardeşim Sırat Köprüsü sen nasıl getirirsin buraya? Ne biçim adamsın sen lan? Geri götüreceğim. Ondan sonra? Aldığın yerine götür. Sanki at bana abi. Geri götür. Dedim ben öyle demedim. Abi. Ne oldu? Gene bir şey diyeceksin. Abi. He. Ben buraya getirmedim abi. Ya, o zaten buradaydı. Ulan deli etme beni. Abi sana bir şey diyeyim mi dedim. Söyle dedi. Ay böyle uslup çok sev. Söyle. Abi değil Sırat Köprüsü. Allah bile burada. Bir anda bomba patladı. Ses tamamen değişti. Ne diyorsun Hasan ya? Abi Nüker Mekir değil. Onun daha ilerisi Sırat Köprüsü de değil. Nüker Mekir bize yakın. Daha ilerisi Sırat Köprüsü. Abi, Sırat Köprüsü'nün daha ilerisi cennet cehennem de burada olduğunu söylüyor 28. lemada. Cennetin diyor şubeleri diyor. Hatırladınız mı? Orada meyveleri koparıyor. Yani Nüker Mekir bize yakın, ondan uzaktır Sırat Köprüsü, ondan uzaktır son karargah cennet. Cennet burada. Abi, Allah bile burada biliyor musun? Hem de zatiyle, sıfatlarıyla, kainata zatiyle bizde. Zatiyle bende olunca mahluku olan Sırat Köprüsü benden iyi olmaz. Hasan, buyur abi. Kardeşim sen bu külliyatı nasıl okuyorsun ya? Dedi ya. Tabii canım söylüyor. Emeği var bana ya. Talebeyken gidip yanına kalıyordum. Hasan, Allah ikram etti be kardeşim. Dua ediyorum sana, yolun açık olsun, devam et. Bir şey olursa dedi, birisi itiraz ederse bana havale. Ama bir de anlat şunu dedi.
Şunu çok hoşuma gitti. Abi Nükelmekir bize yakın. Ondan uzaktır Sırat Köprüsü. Ondan daha uzaktır cennet. Hani var ya dedim Geylani için cennetin karakolları ve şubelerinden meyveleri koparıyor. Peki de abi Sırat Köprüsü'nün de sureti burada, hakikati orada. Yok demiyoruz. Yok deseniz o zaman tabii. Zahir. Yani o zaman dedim cennete tecelli eden esma buraya tecelli etmemiş olur. Nakıs olur esmaya. Peki Hasan. Doğru söylüyorsun. Hasan be. Bize bakma. Böyle bağırıp çağırma. Biz alışmışız. Devam et. Aynı öyle. İnan böyle mübala. Tabii bana ondan sonra bir şeyler saydı da. Yani iltifat noktası nasıl bende ait. Ondan sonra bir parça şeyini şey diyeyim sizinle alakalı. Ben Daire-i Nur'da bizim ülfetimizi kıracak bir şeyin çıkacağını bekliyordum zaten. Dedi yani. Dedi yani. Bu ülfetimizi kırıyor Hasan dedi. Şimdi o 28. sözdeki dedi cennetin karakolları, şubeleri, misali alemleri, o alemlerin burada olduğunu, oradan koparttığını, evet Hasan dedi. Ama anlamamıştım. Doğru. Zaten Allah buradadır deyince zaten sistemin adamı. Reset atmışsın abi. Toparlayayım abi. Şimdi biraz önceki konuyla alakalı şöyle bir şekil yapmışsın konuşurken abi. İmanın karşılığı zulmet, imanda nur gelir, zulmette küfür gelir. Murat İmai'yle bakalım. Çok etkileniyor. Çok harika işte. Basit bir çizgi değil mi? Evet. Yani Risale-i Nur'da zulmette şey, küfür, zulmet, küfür ne yaptın? Kalp oldu. Karanlık yapmadın mı? Dima. Ne yaptın? Karanlık burada da kaldı. Küfür yerine karanlık olacak diye. Küfür kaldı. Küfür kullanmış usta. Evet, tamam. Başka yerde karanlık kullanmış. Tamam, şöyle karanlık küfür değil. Karanlığı diye. Karanlık. Şöyle değil, öyle değil, öyle yapma. Karanlık. Orayı siz şuraya, şuraya. Dön, hayır. Arkayı çevirelim. Ver abim, ver. Şuraya. Parantez mi açalım? Allah ikram etti, yazık abi. Bunu yaz, bunu yaz. Tamam abi, yazacağım. Aa, nasıl işledin şimdi? İman, şimdi iman kalpte değil mi abi? Tamam. Zulmet de kalbi. Tamam. Ama orada diyor ki bak, nur imana karşı zulmeti küfürü kullanmış. Tamam. Zulmeti kullanmıyor, biz zulmet olarak düşündük düz. Zulmeti küfür. Asla. Tamam. Nasıl işledin? Nur'da, nur iman, zulmeti küfür. Tamam, doğru. İman zulmete, nurda küfre denk geliyor. Bunlar nur evet. Kalbe bakıyor. Çünkü bunların makes olması için dima lazım. Zulmet-i küfür makesleri dima. Nur imanın makesleri dima. Anladık mı abi? Dimasız çünkü zulmete gidemiyor. Aynı şey. Aynı şeyde evet gidemezsin. Nasıl geçir? Olmaz yani. Anlamadım abi. Şeytanın kafiri. Bir daha. Tersi gibi ama bak. Şimdi bak. Silme yukarı. Şey bak şöyle. Çevir istersen. Normalinde gibi duruyor. Geçe, arkaya güzel. Yok burada gözüküyor mu abi şurası? Gözükse buradan anlatırım. Buradan bak. Şimdi normali şey diye gözükmüyor mu? İman, küfür, nur, zulmet olması gerekmiyor mu? Tamam evet. O şekilde. Öyle değil ki. Yok. Nur, zulmet değil. Yani. İman kalpte değil mi abi? Tamam. Vicdanda. Tamam. Dimağda olsaydı şeytan ilişirdi. Tamam. İman tamam. Şeyde, vicdanda, vicdan. Karşılığı zulmet kalpte. İkisi vücut, de. Vücut adem. Niye küfür kalpte olmaz mı? Yok olmaz. O zaman şeytan şey olur abi. Küfür. Bu kalpteki durumu anlatıyorsun. Bak şöyle. İmanın mukabili zulmet. Yani ama ikisi de vicdan da. Zıttı. Nur iman nerede abi? Dimağda. Dimağda. Zulmet küfür de dimağda. O zaman küfür karanlık gibi dimağdan vicdana geçmemesi küfür. Tabii tabii. Şeyde kalması. Yani o olmaması da şey. İmanın olmaması da. Yani adem. Yoksa eğer küfür şeyde vicdan doğurmuş olsaydı şey olurdu. Şeytan oraya müdahale etmiş olurdu. Yani zaten küfür, öyle diyor ya. Küfür onun hassası. Bekçi iman kısmında öyle anlatıyor. Bekçi imanda öyle anlatıyor. Dima değilse diyor direkt şey olur. Tabii İman tabii. Şeye girer tehlike. Yani girmiyor işte. Anladın mı abi şimdi? Tamam. Sorusu olan. Şeytanı kafir zannedip. Bir daha anlat. Tek anlat. Şimdi abi. Bizde iki tane... Çünkü temel ya 23. sözü. Tabii. Vücut. Yani çok önemli. Vücut ve Adem yazalım mı? İmana ya, vücut. Temize çek. Olur. Arkaya çiz yapsana. Kaçayım abi. Çünkü bu 23. sözü ben 3 defa tekrar ediyorum sanırım sebebi. Çünkü 23. sözü şey biraz. Temeli bu. Tabii. Evet. Zaten hepsini böyle gitsek. Şurayı siliyoruz. Sil abi. Zulmet daha... Ötekileri silme. Sen bak ben çeviriyim. Ama aslında... Ekrana bak ben çeviriyim. Sen şimdi bak. Zulmeti küfür. Tamam.
Senin vazifen yok. Su açayım. Tamam, problem yok. Şuraya. Onu da burada kullanıyor ama limadan geçiyor. Sileyim mi? Tamam, o işte güzel olacak. Risale-i Nur'un böyle çalışmak işte, ülfeti böyle kırıyor. Şimdi bizim için iki temel mana vardır. Yani iki temel ayak vardır. İki ayak demeyelim de, iki ayak şeklinde de. Şu an için üzerinde konuştuğumuz iki mana var. Bir tanesi dima, bir tanesi vicdan. Şimdi imanın yeri, mahalli iman şeydir, kalptir. Yani kalptin vicdandadır iman. Geçiyor açık. Evet, açık, lemahta açık bir ifade var bu konulara bakalım. Şimdi 23. sözün başında ne ifadesi var? Bir iman, iman bir intisaptır ama üstad burada nur imandan bahsediyor. Nur iman. Peki nur imanın biz sarih ifadelerden biliyoruz ki nur imanın mâkes edeceği yer neredir? Dima. 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 Mâkes. Dima. Bunun karşılığına üstadım neyi koymuş? Zulmet-i küfür. Zulmet kalpte. Zulmet neredeydi? Kalpte. Yani bu da otomatik ve vicdan olmuş gözüküyor. Ha, kalptenin delili de o oldu. İman neredeyse zulmet de orada. Küfür. O zaman bunları şu şekilde matematiksel olarak basit bir mantıkla hani vardır ya tebel matematikte dört işlemde içler dışlar çarpım gibi muhabbetler vardır. Bu buna eşitse bu da buna denk gelir. O zaman dimadaki ifadeler için zulmet-i küfürün de ifadelendiği yer dimadır. Adamın zaten diması yoksa küfür de yok adamda. Giremez yani aklı olmayanın dini yoktur. Yok. O zaman burası da vicdan. Biz adamı kafir zannediyorduk. Meğerse kalbi zulmetliymiş. Şöyle bir sonuç da oluyor. İmanın sonucu nur neticesi. Küfrün sonucu da zulmet olarak. O şekilde. Kalbe dönüş. Küfür zaten kalpteki. Kafir örtendi ya. Kafir örtendir. Karanlık yani örtmesi demek. Aslında evet, kalbi abi. Zulmet içinde. O yüzden kafir. Evet evet. Çünkü kalbinde mahal iman kalmış. Şeyi kalmamış ki. Şeytanın kalbinde marifet var mıdır diyor da. Yoktur diyor usta. Zaten küfür ortada kalkarsa nur olur. Evet. Nur gelirse küfür kalkar. O İman gelirse zulmet kalkar. Şeyde zulmet de ayrım yapabilirsin. Alayi ama bunu istediğin yerde kullan şimdi bak. Böyle bir şey yapıyorsun ki bak. Çok tuhaftır. Şimdi bunlar işler dışlar çarpımı yapıyorsun ya. Evet abi. Bunda da yapabiliyorsun. Hı. Fakat çok ilginç, şu anda ilgimi çekti. Şunla da şu yapabiliyorsun. Hı. Şunla da şu yapabiliyorsun. Zuhurat noktasında. Evet abi. Bak çok tuhaf oldu. Neler çıktı? Ha? Dima, zulmet, vicdan, küfürle. Yani o yolla giriliyor. Oysa mesela şeyde ikinci dalda söylüyor. Erva habisinin zulümatıyla mi diyor? İzacatıyla mı diyor? İzacatı. He. Yeysin zulüma. Ha yeysin zulümat. Yani birbirine geçip şöyle direkt yes. Bakmıyorsa da o mesela diyelim ki nuru iman. Zannediliyor ki iman. Hayır. İmanın nuru. Dün biz akşam konuşmuştuk abi. Aslında nur geliyor, her tarafta var. Ama zulmet onu örttüğü için, küfür örtme için. Senin şeyine bakıyorsun. İman bir, üç dört çeşit var ya, üç çeşit. Mesela bir tanesi şu, iman sana ne yaptırabilmiş? Evet abi sen... Bu düşük. Hissi seviyede. He. Bir de imanın içine sen giriyorsun. Evet. Bir de hangiydi? Ötüksü neydi? İlmen, aynen hakkal yakinlik. Bir tanesi abi hissel seviyede herkeste bulunan. Bir tanesi şuur seviyesine yükselmiş, akıl seviyesine yükselmiş. Onlar şimdi dikkat karşılıklarını da söylesene bir teyit edelim. Yok yok dur mümkün. Dün onu da söyledi de. Libas şeklinde ruha giydirilen iman var abi. Biri arşa kadar, biri şey... Ha, birisi şey. Arşa kadar, birisi levh-i mahfuz seviyesinde iman. Ha. Bir tanesi de ruh seviyesinde, arş-ı azam seviyesinde iman. Üçe evet. Ayrılmıştı. Evet. Yani şey burada şunu anlatmak istedim işte ben. Mesela imanın sana getirisinden bahsedilmiyor. İmanın içine giriyorsun. Evet. Çok tuhaf. Mesela dimağda iman olursa imanın sana getirilir. Kalbe vicdan hakikaten sirayet ederse imanın içine giriyorsun. Ruh seviyesinde iman olursa artık fena oluruz. Yani artık iyakenabudu huzur oluyor devamlı. Hiç gaflet olmuyor. Sırayla olursa dimadaki getirileri, getirileri vicdana indin. Sen girdin içeriye. İmanın içine giriyorsun. Ruha geçtin mi? Cesin. Ruhta geçtin mi? Fena artık o. Fena. Yani hiçliğini bilmek. Artık bendeki oyla ondaki ben aynı oluyor, ene oluyor.
İman bitiyor, şuhud başlıyor. Orada iman bitiyor, iman oluyor. Bizim bildiğimiz gayba iman olmuyor. Tamam. İman gaybadır ya. Evet. Oradaki üçüncü şeyde artık bendeki oyla ondaki ben işte gayb değildir. Orada artık o eminlik var. İman bizim bildiğimiz imanın diş kılıfı şeydir. Zıtları anlatıyor. Ama imanın o seviyesine gittiğin zaman imanın sana getirisi değil artık. Orada imandaki eminlik mertebesidir. Hani kim kime iman edecek ki? Ya ki bendeki oyla ondaki ben aynı oldu. Kim kime ne yapacak? Orada gayb olmuyor. Mesela şeytana da iman et denmemiş. Şeytan Allah'a iman et denmemiş ki. Ahiret iman et denmemiş. Meleklere iman et denmemiş. Yani demiş ki şu hasedini bırak. Haddini hududunu bil. Kusurun üzerine al. Almadı. Az bakışı bilmedi. Hasan Hacım, İslam dimağda nurlanıp iman ziyası oluşturuyor. O zaman küfrü hareketler de dimağda küfrü döleyip Allah-u Alem kalbi zulmete yapıyor o zaman. Evet. Yani aynen. Şuursuz da olsa aynen küfür oldu, hareketinin hepsi seni kalbini zulmetlendiriyor. Aynen. Ama bir anda paldır küldür olmuyor. Tabii. Dimağa giren küfür zulmet hemen inkılap ettirmiyor Allah. Ettim. O kadar savunma sistemleri var ki onlar giriyor, onu delecek, onu delecek, ta aynı çık. Yani çok acayip. Hemen paldır küldür geçiş olmuyor. Ama nurda var. Nurda var. Namazın nurda hemen pat diye geçişler oluyor. Hmm. Zulmetlerde, küfürlerde bir sürü parandalar var yani. Hmm. Bir dakika dur diyorlar. 16. sözde nurla zulmeti fark ettiriyor. Evet. Ne koydun abim oraya? Allah'a iyileştir. Ha devam et. Biraz sonra ifade edeceğiz. Okuyalım mı abi? Devam et abi. Devam ediyoruz. İnsan, bir daha alıyorum. İnsan nur-i iman ile âlâ iyiliğine çıkar. Cennete layık bir kıymet alır. Ve zulmeti küfür ile esfeli safiliğine düşer. Cehenneme ehil olacak bir vaziyete girer. Çünkü iman, insanı sani zülcelaline nispet ediyor. İman bir intisaptır. Dostlar. Nispet ve intisap. Dediğinizi de şey sahipleşiyor abi. Nur hemen icraat yapıyor. Hemen cennete giriyorsun. Öbürsünde ehil olacak hale geliyorsun. İmanda şöyle bir şey var. Alır. İman veya küfür değil. Zulmet. İman ile zulmet şöyle bir şey var. Ettiğiniz anda oradasınız. Neyi onaylıyorsa. Zulmette de mi aynı abi? Zulmette de öyle. Karanlıkta yok. Küfürde yok. Evet. Yani çok ilginçtir. Mesela şu andaki şu haletler. Alır diyor zaten. Şu andaki haletler dünyalı değil. Patatisten gelmez bu. Patates yedik de bu hal oldu. Şu anda ders ortamındaki haletten bahsediyorum. Yani şu andaki haletler bedensel hayat değil. Dimasal bir hareket de değil. Dimağı da hareketten. Dimağı da kullanıyoruz. Şu andaki halet orayı burada yaşıyoruz. Dünyada değil. Değil yani. Şu anda kullanılması gerekeni kullanıyoruz yani bedeni. Bu şey demek istiyorum. İmanla zulmet iki zıt var ya zulmet. Kendisi aynı zamanda neticedirler. Neticedirler. Cehenneme gitmeden cehenneme daha beterine gitmiş oluyor. Vücuda yaklaştırsan abi. Adem'den. Yani iman ile ama bu şey imanı, iman var ya bu, iman üç taneydi ya, dimadaki iman. Bu hissi iman var ya aşağıdaki. İman ile zulmet neticedir. Sebep değildir. Sonuçturlar. İçine giriyorsun. Yani şuuru imani takviva. Yani imanın sana getirdiği yapma etme batmalar değil bu. İmanın içine giriyorsun. İman içine girmek böyle. Enfus demektir. Şuur altı oluyor abi. Enfus ya. Şuur için, imanın içine girmek enfus. Hmm. Ustad hep onu şey yapıyor. Oraya girdikten sonra buna neticedir. Peki zulmete girdiğini nasıl anlayacağız? Onu da 741. sayfada söz derde ya 744 ya 741'de cehennemden beterdir diyor. 7-8 tane sıfat sayıyor. 7 tane. Çünkü cehennem Adem alemlerine çalışıyor. Çünkü taş ören bir şirkettir. Cehennem hiçbir şey değil. Cehennem Adem'e göre hiçbir şey değil.
Çünkü o da Adem'e çalışıyor. Vücutta yani. Vücutta çünkü. Vücutta olmayan Adem var. Yani iman da bir şeye çalışıyor. Allah'a çalışıyor. Koridor gibi yani. Allah neyse, Adem de onun zıttı düşün. Ama cennet neyse cehennem de zıttını düşün. İkisi de vücut. O kadar korkunç değiller ya. Yani. Yani şeye nispeten cennetle cehennem o kadar korkunç değil. Allah ile Adem'e göre. Allah ile cennet. Mahluk ya bu. Ne kadar kaliteli olursa olsun. Vallahi cehennem ne olursa olsun vücuttur. Bunu bu çıktığı yer, bu cehennemin de çıktığı bir kaynak var. Paldır küldür ben hoppala ben cehennemim demedi ki. Bir yerden çıktı yani. O Adem'den çıktı. Adem alemlerinden mi çıktı abi Adem'den mi Adem'den. Çıktı? Adem'den. Adem'den çıktı. Çünkü kendisi alem. Cehennem alemdir. Abi şeytanı attığı yer Adem mi oluyor o zaman? Yani atmaya son... çalıştığı Adem'dir. Yok yok en son yok, cehenneme girecek ya. Dedi ya şeytanı. Huzurumdan çık diye. Attığı yer Adem mi? Yok, Adem alemlerine attı. Yine aşağı. Adem de değil o zaman. Adem atsaydı çıkamazdı ki şeytanlık yapamazdı. Ha, doğru. Nasıl yapacaktık? Vücutta adam vücudu haricisi var, mahluktur, kol bacağı. Hani şey zannediliyor ya, illa atomdan olacak tamam. Bir insan. Kol bacağı var, hareket ediyor, dönleniyor, zevk alıyor. Şöyle adam şöyle abi. Yok. Tamam, vücuttur doğru. Yani. Şeytan aynı benim gibi mahluktur ya. Aynı mahluk ya. Şöyle atmış oldu cin gibi, adam. Cin gibi, cindendi. Cinlerdendi diyor. Meali. Onun cehennemi farklı mı? Yani onun ortadan yani. Adem'e, tabii tabii. Oraya mı gidiyor şey yapacaktı? Yani evet. Adem'e mi atacak? Çöle düşmüş abi. Çöle düşmüş abi. Üşüttü beni. Hasan abi anlamadım. Soğuk içerisi. Çöle abi. Attı abi. Çöle attı. Adem alemlerine. Çöle attı şeytana. Evet. Kim attı? Cenab-ı Allah yani dima zannet. Ha evet. Çöle attı. Dima şimdi geldi. Tabii ki çöle attı. Çöle. Ne yapacak? Rüzgara muhatap olacak. Kum fırtınası boğacak onu. Güneş yakacak onu. Yeis kaplayacak. Yani çölde dört tane şey var işte. Asayı vuracak, İbrahim Aleyhisselam olacak, Süleyman olacak, çıkacak çölde. Yol yok, yordam yok. Aynı Dima biliyor musunuz? Yani cahil bir kafa. Dima. Çok acayip. Bakıyorsun tepe değil mi? Mesela adam giderken. Bir baktın yarım saat sonra o tepe düz ova olmuş. Kumu fırtına değiştirmiyor mu? Yani çölde dağlar, çukurlar hep değişkendir. Dima ya. Daha çok tahayyül, tasavvur tarafı gibi değil mi? Hava şey yapıyor. O işte daha çok evet. Abi. Değil mi? O kısımları, o kontrolsüz olan kısımları biraz. Kontrolsüz acayip bir şey. Yani şeydir, 7 tane o sıfat var ya orada, 741'de. O cehennem de onunla çalışıyor. Taşören bir şirket. Evet. Devam et. Çünkü iman, insanı Sani Zülcelal'ine nispet ediyor. İman bir iktisaptır. Nispet ne abi? Nispet ölçü değil mi? Bir ilişki kurulu. İlişki mi? Nispet. İntisap mı o zaman? İntisap mı dedi, nispet mi? Şimdi ikinci diyor ki, iman insanı Sani Zülcelal'ine nispet ediyor. İman bir iktisaptır. Sani Zülcelal'ine. Evet. Sani Zülcelal. Niye Celal, niye Sani? Evet. Ne yapıyor? Nispet ediyor. Ne demek nispet? Nispet onu ölçülebilir hale mi getiriyor? Yani veyahut da ona bağlılığı mı? Emre nispi yap. Yani kendiyle Rabbini arasını mı artık konumlayabiliyor, nispet edebiliyor kendiyle Rabbini? Yani ben buyum, o olur. Münasebet, yakınlık, bağlılık, ölçü diyor. Münasebet olarak. Nispet nesebi de hatırlatıyor. Kaynağını kaynağına döndürüyor. Seni aslına taşıyor. Nesebini taşıyor kaynağına, köküne. Nesepten yani çarptırıyor. Evet, bunu anladım ama bunu söyleyemedim. Sani seni oraya taşıyor. Yani köküne götürüyor seni. Mesela kazaktır, gömlektir, atlettir, bedendir, hayattır, histir, şuurdur, akıl aynı yer ya. Öyle burada gözükürken böyle bir aynı yerdeler işte. Bu kökenine götürüyor iman. İman başka kökenine gidemez. Zıttı nedir? Burada yetim ve kimsesiz hissedersin. Mesela anne babasını kaybeden bir çocuk düşün savaşta. Orada sokakta ağlar. Tokat vursan ağlar. Ama anne babası olan ağlar ama anne baba diye bağırır. Yani imanı olmayanın nesebi yokmuş gibi. Kökeni yokmuş gibi olur. Anne baba
babasız gibi yani. Evet. Yetim ve kimsesiz. Bu yetim ve kimsesiz olunca öksüz, yeis olur. Allah kökenini kesti şeytana. Dedi ki ben senin şeyin değilim, velin değilim. O da o hale girdi. Onun için tabii ya. İnsanlardan şey yaptı. Yetim. Ben senin velin değilim yani. Yani o nispeti... Artık ben böyle... seni, mesela var ya bu çocuğa, ufak çocuğa, hiç korkunç bir yanlış bu. Ben senin artık annen olmayacağım. Korkunç bir, keşke onu diyeceğine dövseydin, vursaydın elini bebeğe çocuğa da burnunu kanatsaydın. Daha iyiydi bunu diyeceğine. Ben senin annen olmayacağım. Ben sana artık baba olmayacağım. Ruha yaptığı tahribi düşünmek istemiyorum. Böyle bir hissettim de ben bir ara. Bu hasbin Allah ve nimel vekil de şimdi değişti o zaman abi. Evet. Değişti. Evet. Ben senin, yani çocuk bunu şaka bilmez ya. Çocukta yalan ve şaka yoktur. Her şey vücuttadır ve nettir. Zıtlar yoktur çocukta. Nettir. Ben senin annen olmayacağım. Yani yetim ve kimsesiz, öksüz. Ben senin velin değilim. Allah'ın şeytana dediği gibi oluyor. Ben senin velin değilim artık dedi. Şimdi Allah bana diyecek ki tövbe, 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 tövbe ya. Ama ya Allah ya. Ama ya. Tövbe ya. Velisi Adem oldu artık. Şeytanı biraz daha anlıyoruz değil mi? Diyordunuz ya. Evet. Adamı... İşi zor. Hakikaten. İşi zor değil. Evet. Çok zor. En zor işi o üstlenmiş. Üst, evet. Yani bu film oynarken bir film ben dersim var. Dinlediniz mi? Film ha? Derste vardım ben. O derste ben vardım. Var mıydın? Yani yaklaşık bir 6 ay belki 8 ay falan öyle. Yurt dışında yaptım. Yok, yurt dışında yaptım. Yeni bu. Yani onu belki biraz bahsetmişim de. Yani bir Allah filmi kurguladı. Senarist Tobe Stoffer'la. Filmi kurguladı. Kendi filmin başrolüsün diyor. Tabii ondan sonra filmi kurguladı. Filmin oyuncuları var. Bu film 18 bin alemde çekiliyor. Yani filmin bazen bir manzarası var ki belki 10 dakikasını yapmak için mesela adam Japonya'da bir film çeviriyoruz Türkiye'de ama bunun 10 dakika sahnesi Japonya'da alınması lazım. Paldır küldür 13 saat buradan uçakla gidiyorsun. Bu kadar masraf teknik teknoloji götürüyorsun değil mi? Bu kadar masraf değil mi? Ama film o kadar kaliteli oluyor tabii. Kurguluyorsun. Hatta oraya gittin yetmiyor. Hava şartlarını bekleyeceksin. Yağmur olmayacak, yağmur olacak vesaire. Tamam. Allah da böyle bir film kurguladı. Sen yazdın. Bunun 18 bin alemde çekilmesi lazım. 18 bin alemde çekilmesi lazım. O filmin ezel ve ebed filmin bir sahnesi dünya. Bir günlük hayatı anlatacak. Sahnesi dünya. Onun için gelmişiz buraya. Sahneye almaya geldik buraya. Ki doğrusu bu. Orada filmde bizim derste konuşu. Tabii herkes anlamaz. Ya ne diyor ya? Dersin konusu şuydu. Senin düşmanın seni tanıdığı kadar sen kendini tanısaydın oynadığın filmin başrolü sen olurdu. Dersin ismi de o. Bu sefer senin düşmanların seni tanıdığı kadar. Sen seni tanısaydın, şimdi filmin başrolü olurdu. Yani bu filmde oyuncular var. Ha, burada oyun heyecanlı olsun diye, dramatik olsun, heyecan katsın diye olumsuz aktörler var. Olumsuz olaylar var. Onları oynayanlar var. Onu da Allah şeytana vermiş. Ta ki film cazip olsun. Yoksa kimse seyretmez bunu. Kötü adam. Evet. Kritik bir cümleniz de vardı abi orada. Ölüm de mi bir rol demiştiniz? He? Ölüm de mi bir rol demiştiniz? Evet. Ölüm de, filmde vurma, kırmalar, ölmeler, kırmalar rol değil midir? Ha. Bu ezel ve ebedin içine aldığı için bu dünya sahnesinde ölüm ve dirilmek de roldür. Aslı değildir. Rol olacak mı? Bu öleceksin. İlginç oldu abi. Başrol oyuncusunun öldüğü filmler çok az değil. İşte bizim bir bakıyorsun ki fakat öyle bir film ki o ölüm sonsuz hayatın dirilişinde evet, olarak gözüküyor. Evet. Dimağda ölü de vicdanında canlanıyorsun. Evet, devam ediyorum.
Çünkü iman insanı Sani Zülcelal'le nispet ediyor. İman bir intisaptır. İntisap nispetle aynı kelime mi? Değil i̇ntisap lügat-ı nazarla nispet aynı şey öyle de. Yani bir bağdır diye lügata bakarsan. Evet. Ama o nesep daha güzel oldu. Yani, çıkış kaynağı. Aslında İman sen... aslını sana gösteriyor. Sen aslın odur diyor. Aslına taşır seni iman. Kısacası, lazcası. İman seni aslına, cevherine taşır. Taşımıyorsa tam kamil iman değildir de yani. Değil ya. Taklittir. İman bir intisaptır. İman aslına, nesebine, köküne, özüne götürür seni. Yoksa ne olur? Gurbettesin. Kafir demek zaten hadiselerle örtülmüş. Yani çölde atılmış bir şey gibidir. Unutulmuş, kapatılmış. Yani kimse hiçbir alemden alakan kalmamış. Tek başına çölde. Yani hakikaten öyle değil mi yani böyle? Bir baktığın zaman dünyada yaşayanlar var ama yaşadığının farkında kimse değil. Mesela öyle yaşa ki 18 bin alem alakadar olsun. Senin hüznünle hüzünlensin, sevinince sevinsin. Ağlayınca bütün alem çöksün ve ağlasın. Bütün alemle, hani onlar öyle kimseler ki öldüğü zaman sema ve arz ağlar diyor. Evet, devam et. Öyleyse insan iman ile insanda tezahür eden sanat-ı ilahiye ve nukuşu esma-i rabbaniye itibariyle bir kıymet alır. İnsan iman ile insanda tezahür eden sanat-ı ilahiye ve nukuşu esma-i rabbani itibariyle bir kıymet alır. Hep böyle zahiri vermişiz bunu. Yani böyle sistem, yani göz kulağın takılmasıyla değil yani. Burada bu insanın yaratılmasında, vücut haricisinden bakmıyor. İmanla sanat-ı ilahi. Ha iman neyse, imandan daha öteye bir şey sende uyanıyor. Sanat ne? Buradaki sanat. İmanla uyanan sanat. Tezahür eder diyor zaten abi. Bir kuvveden bir fiile çıkıyor herhalde. Evet. Esmalar değil mi? Şey mi acaba? Yani nuru iman, hani vicdandan imanla bütün kainata bakmak, kendi alemine bakmak ya. Şimdi ışığı projektörü yakmak gibi. Şimdi bu oda karanlık. İçeri giriyorum. Ben projektörü yapıyorum. Yani gözüm projektör. Bütün her şeyi görüyorum. Sanatı ortaya çıkarıyorum. Kendi alemimdeki sanatı ortaya çıkarıyorum. Sen kendim yapmasın. Ve benim alemimdeki bütün şeyi ortaya çıkartıyorum. Yani sanat-ı ilahiyi ben ortaya... Çünkü ben bu alemin direğiyim zaten. Değil mi? Yani sanat-ı ilahi deyince benim vücudumdaki sanatlar ortaya çıkıyor gibi anlıyorduk. Ne biliyor musun? O ondan daha ilerisi. Daha ısmı var. Tabii. Sen şeceri hılkatın çekirdeği değil misin? Evet. Kainatı sura değil misin? Evet. Kainat, insan ekber değil mi? İnsan ekbere inkılap ediyorsun. Oraya taşınıyorsun. Artık cüz-i nazarın cüziyetten çıkıyor, külli bakıyorsun. İnsan ekbere gireceksin. Şahsiyet-i Muhammediye'ye giriyorsun. Sanat böyle tezahür ediyor. Ondan sonra bir baktım ki diyor, bir kişi var diyor artık orada. Yani... Oradaki o zaman bütün sanat-ı ilahiyeyi... Tabii yani... Şey yapıyorsun. Yani insan... Kainat-ı sura ya biz. Kainat ise insan ekber ya. Yani insan ekberi inkılap ediyor iman. Seni oraya taşırıyor. Artık cüz-i nazarını cüziyetten çıkarıyorsun. Külliyete dönüştürüyor. Nasıl dönüştürüyor? İman seni oraya taşıyarak artık böyle gittiler geldiler. Kadındır, erkektir, zevktir, işte ölümdür, dirilmektir, fakirdir, zengindir. Yani ömürdür, kısadır, uzundur. Böyle bir şey koy. Çünkü insan ekbere geçmez. Yani kıymeti de oraya geçme nispetine oluyor onları. Mesela ne yaptı? Elfarfi salatu ve elfarfi salatu ve Resulallah. Ben gece alemi, o aleme geçtim diyor. Artık diyor bütün alemi, hatta dünya diyor gözükmeyecek kadar küçüldüler. Yani bir şey nasıl gözükmez? Toz. Ben bunu görürüm. Bunu gözükmeyecek kadar olursa uzaklaşıyorum. Bir baktım toz olmuş. O alemlerin yanında hiç demektir demek. Yani arkadaşlar bu alemler küçülebilmesi için ya ben de onun uzaklaşıyorum ya o benden uzaklaşıyor. Tamam. Ben geçtim diyor, tamam mı? Nerede geçti? Burada. O hala geçti. Yani büyük insana inkılap etmiş. Sonra? Küfür o nispeti kat eder. Yani büyük insana dönüşmeyi engeller. O zaman küçük dairede boğuşmuş. Madde itibari kalır. O kattan sanat-ı Rabbani izlenir. Çekirdek olarak kalır diyeceğim. Evet.
Biraz önce şey dedim ya abi, hani hattı bulu, hattı rüştü anlatırken tam herhalde anlamadı abi. Çekirdekte emir irade var ama kudret tabık etmemiş daha ama. O yüzden dedim hani İbn-i Rüşt'e, İbn-i Rüşt diyorum yani kitabullah. Sinir işte eren kişiye kudret tabık etmiştir. Evet. O kişi tabık ediyordur kudrete. Hı. O yüzden dedim hani kat sinir buyuruyor da herkes var. Emir irade var ama sinir işte kudret var demiştim. Abi. İlaveten kudret. Evet, ilaveten kudret. Kudret. Alemleri döllemesi için. Evet, rüşte. Rüşte abi. O kattan sanat-ı Rabbani gizlenir. Kıymeti dahi yalnız madde itibariyle olur. Madde ise hem faniye, hem zaile, hem muvakkat bir hayatı hayvani olduğundan kıymeti hiç hükümdedir. O kattan sanat-ı Rabbaniye'ye gizlenir. Sanat-ı Rabbaniye'ye gizlenir. Yani mesela, küfrün tanımı gibi. Rububiyet gözükmez artık. Rububiyeti görende sanat gözükür. O da kulazı ve Rabbin nas, melikin nas, ilahin nas. Üç tane şey var, limana girilmesini söylüyor. Sanat-ı Rabbani gizlenmesi için rububiyet-i ilahiye dışına kalman lazım. Rububiyeti gören sanatı görür. İslamiyet olan sunan. Evet. Küfrün tanımı evet. Gibi sanat-ı Rabbani'nin gizlenmesi küfür gibi oluyor. Evet, evet. Sanat-ı Rabbani. Sanat-ı Rabbani gizlenmesi demek. Sanat dediğin senin açılımındı yani. Mesela çekirdek kalmış. Ağaç olmamış. Nur'a inkılap edinceye kadar yanması lazımdır diyor. Ama gene ağaç olamaz. Yansa ne olacak ki? Gene ağaç değilsin. Başka ağaçlara sıcaksın. Yanınca biz çıkar sanıyorduk bir şeye. Yani çekirdeği yakınca ağaç oluyor. Olmuyor ki. Bir ezeli ve ebedi olmayacaksın. O çok insan. Ama Nur'a inkılap edinceye kadar ya. İşte evzeli ve ebedi. Yani insan kendi aleminde kendini tefessüh ettiriyor. Yani farkında olmadan kendine bir tabiri caizse hani onların ifadesiyle tanrı yaratıyor kendisine. Ve bu tanrı buna ezeli ebedi zulmedecek ya. Ya insan her şeyi kendi kendine yapıyor adam. Ya dehşete düşüyor. Yani kendi aleminde kendine bir şey yaratıcı şey yapıyorsun. Ondan sonra bu sana ezeli ebedi zulmedecek, işkence edecek. Düşünebiliyor musunuz? Hiç böyle bir daha dünya dönmemek üzere ezeli ve ebedi böyle sistem burada oluşuyor. Öyle, onun için böyle bir koridor burası. Ne kadar kıymetli. Yani bildiğin gibi değil ya. Yani şu sohbetler olmasa dünyanın hiçbir tadı yok. Yani dünle bugün ne farkı var söyler misiniz bana? Dün de yağmur, bulut vardı. Yani manayı çıkartın. Din olmasın hayata. Allah'ını severse ya. Doğduk, yani sabah oldu, öğlen oldu. Dün de aynı. Fark ne ya? Ne olursunuz 2015'teyiz. 2014'te ne farkı var cisme? Aynı. Yağmur yağdı, yağdırıldı. Güneş doğdu. Acıktık, yedik, yattık. Acıktık, yedik, yattık. Acıktık, yedik, yattık. Arabaya bindik. Mutfak, tuvalet, yatak iş. Mutfak, tuvalet, yatak. Ne değişti? Hiçbir şey. Değişmemişse. O zaman iki gün yaşamana ne gerek var ki bir gün yaşa yetiyor. Çünkü aynı. İkisi de aynı. Yani dün ile bugün şekille aynıysa o zaman bugün yaşamana mantığı yok. Evet, İslamsız iman. Şeytan İslamsız iman var mıydı onda? İslamsız şey, onda İslamiyet vardı, eylem vardı. Yani şey vardı, yani mesela eylem yapıyordu, namaz, yani namaz derken ibadet yapıyordu. Fakat senin ve benim gibi Allah'ı böyle bilmedi. Allah'ın hata yapabileceğini, tövbe estağfurullah. Allah'ın zulüm yapabileceğini, eksiklik yapabileceğini. Rububiyetine razı gelmedi. Evet, o demek yani. Ben daha üstünüm dedi. Ya sen neye onu üstün tutuyorsun? Yani adeta haşa, haşa. Yani ya Rabbi yanlışlık yapıyorsun. Adem'den ben üstünüm. Hükmünü beğenmemek Allah hata yapabilir demektir. Yani İslamiyet'inde bir sorun yoktu. Yani eylemciydi. Ama Müslümanların da sorunu da şimdi şu. Müslümanların namaz sorunu yok ki.
Onun sorunu yok ki. Allah sorunu var insanlarda. Esas sorunu hocam. Tabii Allah'ın rububiyetinde sorun var. Mesela gidiyor, kafire taraftar oluyor. Allah düşmanlarıyla beraber oluyor. Ama namaz kılıyor. Allah düşmanlarıyla beraberler. Yani mesela Edile-i Şerif varken adam hocasını, abisini putlaştırabiliyor. Ne diyor? Bir bildiği vardır diyor. Allah'ın bildiği yoktur demektir o. Hızlı gidelim ya, abi. Az, zamanımız az kaldı abi. Oo, çok bitirelim abi. Çabuk. Seriyor alalım biraz. Bu sırrı bir temsille beyan edeceğiz. Mesela insanların sanatları içinde nasıl ki maddenin kıymetiyle sanatın kıymeti ayrı ayrıdır. Bazen müsavi, bazen madde daha kıymetler. Bazen oluyor ki 5 kuruşluk demir gibi bir maddede 5 liralık bir sanat bulunuyor. Belki bazen antik olan bir sanat 1 milyon kıymete aldığı halde maddesi 5 kuruşa da değmiyor. İşte öyle antika bir sanat, antikacıların çarşısına gidilse, harika pişe ve pek eski hünerver sanatkarına nispet ederek o sanatkarı yad etmekle ve o sanatla teşhir edilse 1 milyon fiyatla satılır. Eğer kaba demirciler çarşısına gidilse 5 kuruşluk bir demir bahasına alınabilir. Tamam, burada sanat şeye çıkıyor. Bitiyor, yani, bu kadar. Hiç girmeyelim. Tamam. Sanata girmeyelim. Tamam. İşte insan, Cenab-ı Hakk'ın böyle antika bir sanatıdır. Ve en nazik ve nazenin bir mucize-i kudretidir ki... Antika sanatı ne dedi? Yani çok eskiyi taşıdığı için. Aynen. Altın çekiyor. Geçmişle yani Allah'la bağlantıyı kurduğundan dolayı antika. İşte antika olmasının amacı geçmişle bağlantıyı kurmasına nispet. Kökenini taşıdığı için. Geçmişi bugüne taşıması antika demek diye şey yapmıştık. Başka? O miracıyla götürdü ya abi, antika sanatları taşıyor ya. Antika kökenini sirayet etmiş. Kökeni? Sirayet etmiş. Yok lan, o sirayeti mi buraya? Mesela şöyle diyeyim. Veysel Karani Hazretlerine Peygamberimiz Aleyhisselam üşümesin diye mi kazak gönderdi? Üşümesin diye hırkasını gönderdi. Kendi sirayetini ona taşımak için o vasıtayı kullandı. Aslında kendisini öteye taşıyan budur, sirayettir. Aynı kişi vardır orada. Ama bu buradaki şeyle içeri girilebilir, koridor açıyor. Benim ruhuma girebilirsin bununla. İnsan kaynağına geri dönüp girebiliyor. Antika oluş ondandır. Kaynağına dönüp girebiliyor. Kaynağına girebiliyor. Esmanın içine girebiliyor. Sani zülcelerden nispet olabilmesi itibariyle diyorsun. Evet. Saniye. Şimdi mesela koku bir antikadır. Mesela sahabe diyor ki aleyhissalatü vesselam'ı görmediğimiz zaman diyor, yani ziyaret yoktu. Ama o meydan ya, hemen kokuyla anlardık ne tarafa gitti diye. Şöyle mi gidiyor? Koku. Kokuyla böyle nereye gittiğini anlardık. Çünkü koku bırakırdı diyor. Bir mekan örneği veriyordunuz abi. Rüştü abi anlattı. Nasıl? Mesela şimdi defterlere biz not aldık. Bu işte haleti buraya yazdık yani. Bundan 10 yıl sonra şu anki halimiz canlı ve ruhlu. Gelmiş ve gelecek şeyler. Duruyor burada. Tavrımız var ya. O antika gibi olan bu defterle o canlı ve ruhlu olan o tavrımıza, haletimize geçiş yapıyoruz. Geçiş, evet. Geçişi. Kapı. Ha, şimdi o kazak da sirayet ediyor. Yani mesela onun için sihir ve büyü yapılırken kadın ve erkeğin iç çamaşırı alınır. Yani tene temas etmesi lazım. Yani şu kazakla şunun farklıdır. Atletim tabii en tesirli budur. Ama bu buna da sirayet etmiş. Dolayısıyla üşümesi için değil, kendisine dönülen kaynak yol açıyor ona. Yani müsaade ediyor. Müsaade etmesi giremez. Kimse kimsenin içine giremez. Müsaade etmeli. Ondan sonra insan böyle antika bir sanatıdır. Yani Allah kökenine, nesebine, kaynağına dönebilme yolunu açmış insana. Müceddiklik bu mu oluyor abi?
Müceddidlik yol mudur yani? Bu yol mudur? Yok, bunun ne alakası var müceddidlik? Anladım. Taşıyor işte abi. Risale-i Nur mu? Koridor oluyor yani Risale-i Nur. Yani o bas. Konu karıştırma o şeyi de. Yani o vasıta vesile de insandan bahsediyoruz müceddidlik. O insanı yapılandıran şey o. İnsanda bahsediyoruz. İnsanı yapılandıran müceddidlik. Tamam. Yani yöntemini anlatıyor, malzemesini veriyor. İnsanın kendisinden bahsediyoruz. Evlat eserlerini abi bırakırken buraya yol bulabilmek için bıraktı. Heh. Eserlerini bıraktı gitti, evet. Ya. Yani burada tek... Çünkü insan insan ile insanlaşabilir. Malzemelerle değil. İnsan insanlarla insanlaşabildiği gibi insanlarla insanlığıyla insanlaşabilir. Kendisi kendisiyle inşa olabilen bir mahluktur. İnsan, kaldırın bütün insanları, insanlaşamaz. Hiç kimse kalmasın, tek kal, insanlaşamaz. Evet, yani insan, insanlarla insanlaşabilir. İnsan, noktalı virgül, insanlarla insanlaşabilir. Gayrının nazarıyla mı? Bu bir. Bu bir süreç başladı, ikinci bir şeye dönüyor. İnsan, insanlarla insanlaşabildiği gibi, insan kendisiyle kendisini üretiyor. Nispi yapıyor. Yani mesela bak, ben kendimi merak ediyorum, kendimle. Kendimi merak ediyorum, kendimi tanımak için harici kullanıyorum. Birinci cümle. Sonra kullandıktan sonra kendimi kendimle inşa ediyorum bu sefer. Kendimi kendimle buluyorum. Böyle bu vasfiyle istisna ve müstesnadır. Hiçbir mahlukta yoktur bu. Cebrail'de de yoktur. Yani kendini kendisiyle inşa etmesi. Arayan da aranılan aynı kişi. İnşa edenle inşa edilen de aynı. Yürüyen de varılan da aynı. Duran da yürüyen de aynı. Olan da olunmuş olan da aynı. Konuşan da konuşulan da aynı. Konuşan da susan da aynı. İbadet edenle edilen aynı oluyor. Böyle geçince. İşte öyle. Burada bitti mi? Yani devam. Şu cümleyi o zaman... Yani cümleyi bitir, ondan sonra kesin. İşte insan, Cenab-ı Hakk'ın böyle antika bir sanatıdır. Ve en nazik ve nazenin bir mucize-i kudretidir ki... Dayanamıyorum da antika deyince, o antika kelimesi... Sen dedik, nostalji bir eşya böyle, ay burada şey yapmıştı falan, Abdülhamit elini sürmüştü falan. Kalsın Abdülhamit ya. İnsanı bütün esmasının cilvesine masar ve nakışlarına medar ve kainata bir misal-i musavvar suretinde yaratmıştır. Bu insan... Evet, insan... Kainata misal-i musavvardır. Musavvar... İnsanlık oradan... Bütün esmasına bile evet. Cilvesine masar, nakışlarına da medar olmuş. Tamam. Bitti mi abi? Şu okur ve okutura girelim mi ya? Okuyalım istersen abi. Kıvıya girecek gibi bak. Paragraf oku, ondan sonra girmiyor. Çünkü o... Biliyorum da oraya girmemek için zaten. Okur ve okutura girmemiz lazım diye. Oraya okuyalım. Eğer nur-i iman içine girse... Bak içine girse... Seni yapılandıracak şimdi. Üstündeki bütün manidar nakışlar o ışıkla okunur. O mümin şuur ile okur ve o intisaplı okutur. Şuur gözlük oldu. O mümin, İman da lamba oldu. Kimi okutuyor? İntisaplı Allah'a mı okutuyor? Evet, yani bak şimdi. O şuurla sorayım yani. Şuurla okutur. Işık da gösterir. Öyle değil miydi? Bir de eğer nur-i iman içine girse. Ha iman üstündeki, nur. Üstündeki bütün manidar nakışlar o ışıkla okunur. Ha imanı burada ışık söyledi. Ha. Şimdi ışık netice değil, vasıta oldu. O zaman imandan daha öteye taşınacağız şimdi. O mümin şuur ile okur. Şuur ile okur. Okuma yazması olan okur. Gözlüğü olan okur. Gözü açık olan okur. Yani okuyan değildir şuur. Şuur gene vasıta. Şuur imanın bir üstü mü oldu? Yani bir atladık mı? Yok, malzeme oldu. Şimdi bak kardeşim, ben bu defteri okumam için bir lamba olacak. Bir de gözlük olacak veya gözüm olacak da yani.
Yani okunanla okuyacak kişi farklı. Bak bu yazı farklı, ben farklıyım, gözüm farklı, lamba farklı. İmanı lamba dedi. Bunu okutan vasıtaya da şuur dedi. Okuyan kim, okunan ne? Dima Esma'yı mı okuyor abi? Devam et. Evet. O mümin şuur ile okur ve o intisapla okutur. Yani Sani Zülcelal'in masnuuyum, mahlukuyum, rahmet ve keremle mazharım gibi manalarla insandaki sanat Rabbani'ye tezahür eder. Demek saniyede intisaptan ibaret olan iman, insandaki bütün asar-ı sanatı izhar eder. İman, tamam, peki nur iman içine girmezse Allah da mı okumuyor? Hiçbir şey. Allah da okumuyor. Devletini açarız. Hiçbir değerin yok. Kimse bakmıyor sana. Gözükmezse bakmaz ki. Gözükmene bakmaz. Hiçbir şey kalmıyor. İman böyle bir şey, itikat zannediliyor, bir bağ zannediliyor, ne bileyim intisap sıf zannediliyor, ne bileyim bir anlayış, bir iman başka bir şey. Yani Allah, alemi de Allah'ı onaylamaktır ya, en düşük şey. Ya. Peki bu mertebe bakış, hangi bakış? Çünkü mesela Ebu Cehil de bir Esma'ya aynı darlık etti. Yani okutmadı ama hani şimdi bu manada bakarsanız okunmuyor. Evet, okunmuyor. Ama o da bir Esma'nın bir vazife yaptı. Tabii, şeytan tabii. Da dahil, Ebu Cehil de dahil. İşte, peki şu duvarlar da yaptığı gibi. O noktadan yine kıymetli. Tabii kıymetlidir. O da çünkü vücuda çıktı ya. Bu bakış açısıyla bu dediğim arasındaki fark ne? Yani mesela intisapla değer alır diyor. Yani bir bakış açısı farklı. Başka bir şey sordu. Sor abi. Hani farklı bir şey sordu abi. Yani şimdi bu bakış açısıyla Ebu Cehil'in hiçbir kıymeti yok. Çöpe at. Yani o nur iman içine girmediği için. Ama bir biliyoruz ki Allah canibinden baktığımızda o da bir vazife yaptı. O da bir Esma'nın cilvesine mazhar oldu. O da bir vazifeli. O da kıymetli aslında. O da bir Esma yani yazıyor. Hatta şeytan mudil Esma'sına dayanıyor. Şeytan da kıymetli. O da kıymetli bakarsanız ama onlar açısından yani bu iki açı arasındaki fark hangisi? Nedir? Abi bir tanesi hizmet edilen makamında olduğu için. Yani bir senin terakkinde vesile olduğu için o noktadan kıymetli. Yoksa yani şimdi mesela sen bir alemlere vesile oldun, alemlere dölledin ya. Bu senin için de kıymetli, Cenab-ı Hak için de kıymetli. Tamam. Ama diğer türlü şeytan Cenab-ı Hak'ın bir esmasını, Cenab-ı Hakk'a bakan veçesiyle bir esmadır yapan. Ama şeytan açısından bu işin hiçbir kıymeti yok. Yani kendisini öldürdü, bitirdi, mahvetti. Yani ne oldu? Sadece kıymeti yani kainattaki bir eşya gibi. Mesela duvarda bir esmaya. Demir oldu. Demir oldu. Maneviyata intisap olmadı. Yani bir demir vardır, bir de demirin enfüsü vardır. Yani o mesela demire ayet nazarıyla, biz onu gökten indirdik nazarıyla tefekkür etmek vardır. Onu aslına taşır seni. Diğer türlü seni aslına taşımadı. Onu da aslına taşımadı. Yani demir fiyatında oldu. Yani sıradan bir eşyaymış gibi oldu. İnsaniyetin kıymeti gittiği için öyle görürsen. Şimdi bir sistem film kuruldu mu? Bir film, bir sahne lazım da. Malzeme lazım. Malzemelerin olmadığını kabul et, film olmaz ki. Tamam. Bir de insan Allah canibinden kudretin azameti altına bakmaya taşıyor bu. Allah'ın baktığına bakıyorsun. Artık Allah'ın gören gözü, tutan eli, yüreğin ayağı gibi oluyor. Şimdi Allah için kıymetli, Allah için kıymetsiz değil mi? Ama bu kendisi şimdi Allah için demiyor şimdi. Allah için tabii ki Ebu Cehil'de bir değerdir. Esma'ya bakıyor. Çünkü en azından burayı hareketlendiriyor. Yani o noktadan sonra bakarız. Şimdi böyle bir bakış insanı Allah canibinden kudretin azameti altında bakmaya taşıyor seni. Yani adeta bendeki o şey yapıyor seni. Artık her şeyin o oluyor. O derecesine göre. Yani İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn diyebilir miyim? Yani gaflet olmuyor, huzur oluyor. Allah canibinden bakmaya sebebiyet veriyor devamlı. O zaman beden hayatını lazım olduğu kadar kullanıyorsun. Ha Ebu Cehil bakımından şöyle beşeriyet noktasına baktığımız zaman şimdi ben onlara mesela desem ki Ebu Cehil keşke olmasın, Allah lanet etsin. Allah lanet etsin derim ama kesinlikle Ebu Cehil olmasaydı olmasın. Mesela ben şeytana lanet olsun derim ama şeytan keşke olmasaydı demem. Ruhiyeti
dokunuyor, Allah'a dokunuyor. Çünkü eksik olmuş. Allah yaratmayla yanlış yaptı gibi oluyor. Bu itikadımın ifadesi. İnancımı söylüyorum. Şeytan, ben de itikadımı kullanarak söylemiyorum. Şeytan lazım. Yoksa hayat donuk olur. Beni buraya taşıyan bu. Ama şeytan ise ilginçtir. Kendisine şeytan değil. Bize şeytan. Ebu Cehil bir iş yapıyor ama bilmiyor ne iş yaptığını. Bir sanki eşya gibidir ama duvar gibi değil yani. O duran, o da hareketlendiği için hareketlendiriyor. O da lazım yani. Ben mesela şimdi deseler ki bana, aynı şeyi itikadım için söylüyorum. Ya dünya hep asr-ı saadet gibi olsa, sahabeler gibi olsa, herkes ama. Allah bile yapmadı için peygamberim zamanında. Olmaz yani sistem, donuk olur. Herkes efendi olmaz yani. Donuk olur. Hepimizi peygamberimiz gibi yaratabilir. Daha olmaz. Böyle bir zorluyor ki. Olmaz yani. Böyle bir şey sistem. Değil yani. Bu değil. Dolayısıyla insan, bu bakış dedin, sen dedin ki insan nereye, ne kazandırıyor? Allah canibine seni taşıyor. Yani artık Kur'an'la bakmak değil bu. Allah canibinden, kudretin azameti altında artık onun gözü eli ayağı gibi oluyorsun. Yani ben hastalandım ya Musa, niye gelmedin? Estağfurullah ya Rabbi. Sen nasıl hastalanırsın? Açım, niye doyurmadın? Şurada bir kulum var. Onun yürüyen ayağı, tutan eli, gören gözüyüm. Fena fillah olduğu zaman artık mesela Allah adına icraatlar yapabiliyor mesela. Dağa çekil diyor, çekiliyor. Ayağı diyor ki ikiye ayrıl diyor. Parmağını at diyor, kes diyor. Bu Allah'ın rububiyeti sana vermiş. O rububiyetine diyor ki benim adıma diyor, yetkiyi diyor, hatemi, mühürü, sikkeyi buna verdim diyor. Kudretin dairesine giriyor. Allah'ın kudreti gibi dünyada her tarafta icraat yapıyor. Her taraf. Kendisine de yani böyle. Yani Allah'ın Allah canibine geçiyor. Allah canibine, kudretin azameti altına giriyor. Yani sanki Allah'ın kudreti o onda gözüküyor. Ne diyorsa sanki Allah diyormuş gibi oluyor. Yarıl diyor. Kalk diyor ey ölü diyor. Bunu ancak Allah yapar. O adam yapıyor. Allah işte kudretini ona bağlamış. Demiş ki kudretini. Canlı ve şuurludur kudret sıfatı. Ruhludur. Onda diyor ki bunun şeyine gir. Yani bunun gibi ol. Ben ne diyorsam bu da desin. Bu makamda ondan sonra ya kafam ağrıyor. Ne yapacağız ya? Ya cehenneme gideceğiz miyiz? Allah diyor ki cehennem kalksın diyor kudretiyle. Dese kalkacak yani. Ya ölecek miyiz? Adam öyle bir makama geldi ki ölüyü diriltiyor. Şimdi bu ölümde korkar mı bu adam? bak şimdi. Ha peygamber, insan da var peygamber. Geylani. Kalk diyor tavuğa, pişmiş tavuğa. Ölü kalkıyor. Şimdi bu adam ölümden korkar mı? Ölü diriltir. Ama ölüyü dirilten, Allah'ın izniyle dirilten, kendisi öldü. Ne oldu şimdi? Çünkü onlar ölümün ölüm olduğunu değil, mevtin sonsuz hayatın mukaddemesi olduğundan sonsuz hayat kadar lazımdır. Ama bu hayat fani bir hayatın başlangıcıdır. Bunun kalitesi düşüktür. Onun için o mevt hayattan daha kaliteli mahluktur. Daha sonsuza vesile olduğunu bildikleri için ondan sonra onlar ölümü bizim gibi anlamadı. Ne anlatayım? Şöyle yapmıştır. Hadi gidelim. 60 libası. Yeter artık. Tabii canım. Tabii. Yani onlar bedeni lazım olduğu gibi kullanıyor. Giy göreceğiz. lazım olduğu, lazım olduğu kadar kullanıyor. Dokundum sirayet etmiştir. Anladın mı? Lazım olduğu kadar kullanıyor. Yoksa bunlar buranın için çarpmıyor. Yani. Peki burada keselim. Evet. Subhaneke la ilmina illa ma'allamtena innaka entel alimul hakim. Ve ahiru davahum elhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha ve sallam.